Perde arkasına hoş geldiniz. BBN Türk ekranlarında kıymetli meslektaşım Talat Atilla ile birlikte karşınızdayız. Bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sayın Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tamer Bey. Evet. Başlayabiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Yoğun gündeminizden hatta küçük birkaç operasyon geçirmenize rağmen programımıza geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca ikinci programınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Ona da inanıyorum zaten. Sağ olun. Çok naziksiniz. Sayın Kuşoğlu, son dönem özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasi gündemine soktuğu bir siyasi cinayetler konusu var. Şimdi şüphe iyidir, uyanık tutar şüphesiz. Nasıl mesela Türkiye'de darbe olacak mı olmayacak mı tartışmalarında darbe olmayacak diyenler ne kadar haksızsa darbe olacak diyenler de o kadar haksızdır. Yani iki ucu keskin bir kılıç gibi bu durum. Çünkü siyasi cinayetler dediğimiz zaman bu hakikaten tasarlanan bir olayın deşifresi de olabilir. Ama aynı zamanda hiç kimsenin aklında olmayan bir şeyi birilerinin aklına sokmak da olabilir. Bu siyasi cinayetler olayı nereden çıktı? Hangi bulguya dayandı? Bunu kim söyledi? Yani bu devletin bazı unsurlarından mı geldi? Atıyorum MIT'ten mi geldi? Emniyet istihbarattan mı geldi? CIA'den mi geldi? Mossad'dan mı geldi? Espri olsun diye söylüyorum. Kahvede pişti oynarken birisi mi söyledi? Enişte mi söyledi? Enişte mi söyledi? Enişte mi yani, söylemiş olabilir de. Darbeyi söylediğine göre. Yani bu nereden geldi? Bu bir kanaat mi? Bu bir ön alma mı? Nedir bu işin perde arkası? Talat Bey, bu önemli bir soru hakikaten. Bu hafta da epey bir gündemde tartışıldı, konuşuldu. Evet. Şimdi Türkiye'de siyasi cinayetler bir realite. Yani terör de öyle, siyasi cinayetler de böyle geçmişimize baktığımız zaman siz de yazdınız. Evet. Epey bir şey var. Siyasi cinayet var maalesef. Yani bunu böyle bir şey olamaz diye inkar etmek mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylediğinde ana muhalefet partisi lideri olarak bunun bir ciddiyeti olduğunu kabul etmek lazım. Türkiye'de bir devletse, devlet geleneği varsa ki öyledir. Türkiye gerçekten devlet geleneği olan birkaç bin yıllık tarihi olan bir işte devlet. Bana göre ciddiye alınması lazımdı ve iktidarın, yürütme erkinin sorması lazımdı. Ya siz çok önemli bir şey söylediniz, ne oldu, nereden duyum aldınız, nedir sıkıntı diye sorması gerekirdi. Gelip sormaları lazımdı öncelikle. Bir kere bunu beklerdik. Yani bizim kültürümüzde bu var. Evet. Yapılması gereken de, iktidara düşen de buydu. Hemen suçlamamak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu iktidardan gelecek falan demedi. Bu ülkenin çok fazla düşmanı var, çok fazla mahfil var bu ülkeye düşmanlık yapacak, yapan. Bunları düşünmemiz lazım. Hassas dönemlerde, özellikle hassas dönemlerde ki şu anda hassas bir dönem geçiriyoruz. Hem ekonomiyle ilgili hem dış politika ile ilgili. Onun haricinde dünyada da bu hassasiyet ilave olarak var. Şimdi böyle bir dönemde devleti idare edenlerin bu konuya daha hassas bakması lazım. Nasıl siz önemsediniz bunu hemen ilk soru olarak bana sordunuz. Aynı şekilde devleti yönetenlerin de önemsemesini dilerdik. Konuyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç ay önce Meral Hanım'la ilgili açıklamalar. Bizim gelin Rize'ye gitmiş. Daha bunlar iyi günleriniz. Hani ona yönelik bazı şeyler olmuştu. Evet. Bu tür şeylerin olmaması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi de muhakkak ki kendisiyle görüşmedim. Hakikaten bu ara çok yoğunum. Ben de kendisi de çok çok yoğun oturup da konuşamadık ama muhakkak ki bir duyuma, bir açıklama yaptığına göre ciddiye alınması gereken bir bilgiye dayanmıştır. Muhakkak öyledir. Dolayısıyla evet. Bunun
hani savcılıklar incelesinden ziyade devlet erkanı tarafından gelinip bize iletmek istediğiniz bir bilgi var mı diye sorulması gerekirdi. Öncelikle bunun yapılması lazımdı. Evet. Bunun yapılmamasına da üzüldüm doğrusu. Evet. Şimdi işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın gör bakalım başınıza neler gelecek vesaire falan sözlerini ben de doğrusu yerinde görmüyorum. Yani çünkü bu yukarıdan gelen bir tazik olarak da algılanabilir. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini işte gittiğiniz yerde vatandaş size tepki gösterecek vesaire gibi anlayanlar olsa bile gelenin anlamasında bu anlamda bir problem olabilir ve Türk siyasetine bir basınç yapabilir. Bunlar çok doğru. Yani öyle bir şey olsa bile devleti yönetenlerin siyaseti evet. sağlam bir zeminde yapılabilmesi için evet. her şekilde güvenlik altında tutmaları gerekir. Onların evet. Görevi doğru. olması doğru. lazım. Yani. Doğru. Çünkü öbür türlü ne demokrasiden bahsedebiliriz ne de doğru. hiçbirimiz siyaset yapamayız ondan sonra. Doğru. Yani bu kuralları uygulamak siyasetin ve özellikle devleti yönetenlerin görevidir. Hepimizin üzerinde bir evet. sorumluluk var. Biz de muhalefet olarak sorumluluk taşıyoruz. Yani öyle ulu orta konuşamayız. Doğru. Ulu orta bazı şeyleri söyleyemeyiz. Doğru. Ama öncelikle tabii ki bu sorumluluk iktidara aittir evet. tabii ki. Yani bizim beklentimiz oydu. Evet, gelip de sormaları gerekirdi. Evet. Nedir sorun, doğru, sıkıntı, doğru. duyum, nereden, bir bilgiye mi dayanıyor, evet. nasıl yardımcı olabiliriz demeleri evet. gerekirdi. Bu ülke bizim ülkemiz çünkü doğru. hep beraber. Öyle olsa çok daha doğru olurdu, çok daha anlamlı olurdu. Burada iktidarın bir eksikliği olduğu anlaşılıyor. Ama diyelim ki böyle bir şey olmadı. Şimdi muhalefette bu toplumsal merak açlığını ve aynı zamanda bu bir gerilim unsuru meydana getirme potansiyeli taşıyan da bir ifade. Bunu gidermek için en azından şu mahfillerden geldi, işte CIA'den geldi, Mossad'dan geldi, ne bileyim MIT'ten geldi. İsim vermek zorunda değil doğal olarak yani. Nereden geldiyse o kişi korunmalı, ona bir şey demiyorum ama yani isim vermeden, hiçbir kaynak gösterilmeden daha önce yapılmış yanlış siyasi değerlendirmeleri bir şemsiye yaparak bir potansiyel böyle de yapabilir gibi iktidar ya da iktidar unsurları ya da durumdan vazife çıkaran ya da dış güçler. Bunu engellemek için ben tecrübeli bir siyasetçisiniz. Size sorsam yani nereden gelmiştir bu bilgi? Yani bir devletin bir unsurundan mı gelmiştir? Çünkü bir ana muhalefet partisi liderinin bir bilgiyi ciddiye alabilmesi için bunun ciddi bir kurumdan gelmiş olması lazım. Eğer ciddi bir kurumdan gelmemişse yanlıştır. Dolayısıyla hani siz bilgiye dayanmadan da olsa belli bir devlet tecrübeniz de var. Siz aynı zamanda bilmeyenler için ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü yaparken Kılıçdaroğlu'nun genel müdür yardımcısıydınız. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun reflekslerini, hangi kritere göre ne yapmak istediğini vesaire bilirsiniz. Sizce bu bir devlet kurumundan mı geldi, yabancı unsurlardan mı geldi? Devlet kurumundan geldiyse hangi devlet kurumundan gelmiş olabilir? Oraya bir de küçük parantez açmak isterim. Kılıçdaroğlu emniyet müdürleriyle kısa bir süre önce bir emekli emniyet müdürleriyle bir toplantı yaptı. Belki de bir sürpriz veya bir tevakuf bu, tesadüf bu. Ondan sonra gelen bir şeydi. Acaba bunun hangi noktadan gelmiş olabileceğini düşünüyorsunuz? Bu konuda bir açıklamanız, bir değerlendirmeniz olursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun
sözlerinin de özgül ağırlığının artmasına sanki katkıda bulunabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi son zamanlarda gerçekten birebir bir istişaremiz olmadı. Hep toplantılar falan yapıyoruz, evet, ama konular hep farklı oluyor. Konuşamadık. Nereden geldiğini konunun bilmiyorum bu ara. O da çok fazla seyahat yaptı. Anadolu'ya da sürekli olarak, evet, ulaşıyor. Burada da çok yoğun oldu aynı şekilde. Birebir görüşmedim ama bir istihbarat kurumundan gelmiş olması muhtemeldir diye ben de tahmin ediyorum. Evet. Bu bir tahmin ama, evet, ciddiye alındığına göre bu tür şeylerin bir duyuma dayanması biliyorsunuz söz konusu olur. Yani bu ispatlanabilecek bir şey değildir. Evet. İspatlanmaz. Sizin değerlendirmeniz hakikaten yani, çok önemli. Çünkü sizin toplumda ifade ettiğiniz şey bir dalga olarak yayılıyor. Siz Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı birazdan soracağım. Ondan sonra sözü değerli Tamer'e bırakacağım. Bir istihbarat kurumu dediniz. Yani devletin hangi istihbarat kurumundan bu gelmiş olabilir? Bu görevde midir yoksa hani, tahmini olarak konuşuyoruz. Görevde midir yoksa emekli mi olmuştur? Oradaki tahmininiz ne subjektif olarak? İnanın hakikaten bilmiyorum tam olarak ama biraz önce benim tecrübeli olduğumu söylediniz. Hakikaten tecrübeliyim siyasette de. İşte yıllardan beri, 4 dönemdir de milletvekiliyim. Evet. Devleti iyi bilen birisiyim. Maliye, evet, Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş birisiyim. İşte Sosyal Sigortalar, Çalışma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nde vesaire çalıştım. Devlet hepimiz için tabii ki şeydir, önemlidir. Bak. Milletimiz de, devletimiz de çok önemli. Tabii. Bildiğim kadarıyla da birçok istihbarat kuruluşu zaman zaman siyasi parti liderlerine bilgiler verirler, bilgiler gönderir. Bunlar bazen yanıltıcı olması söz konusu olabilecek bilgilerdir. Evet. Bazen de doğru bilgilerdir. Doğru. Hem yurt dışından hem yurt içinden de olabilir mi? Yurt dışını bilmiyorum ama yurt, evet, içinden olabiliyorum, onu bilebiliyorum. Zaman zaman yani birçok genel başkanla çalıştım. Zaman zaman yurt içerisinden bu tür bilgiler gelebiliyor. Genelde bunlar dediğim gibi bazen yanıltmak amacıyla, manipüle etme amacıyla gelen bilgiler olabildiği gibi doğru bilgiler de olabiliyor. Peki bir devlet tecrübenizde genelde resmi olarak görev yapan istihbarat kurumları mı oluyor? Yoksa emekli olmuş mu oluyor genelde hani bu tür genel başkanlara bilgi sunulması? Evet, istihbaratçılar genellikle emekli olmuyorlar. Yani onlar devam ediyor. Devam ediyorlar diyorsunuz. Dolayısıyla yani emekli olmuş olabilir de, evet, mevcut resmi yapı içerisinden gelmiş de olabilir tabii ki. Peki bu istihbarat kurumları genel başkanlara bilgi verirken oradaki bu tür bilgiler zannediyorum gazetecilere de geliyor değil mi? Zaman zaman mesela bana hiç gelmedi. Medya mensuplarına da bu tür bilgiler gelebiliyor. Bazı gazetecilere olabilir, olabilir tabii. Ama bana şimdiye kadar böyle bir bilgi, böyle bir temasım hiçbir zaman olmadı. Genelde hangi sahikle geliyor? Acaba hani bir devleti koruma güdüsüyle mi? Yoksa bazı devlet içerisinde hangi pozisyonda olursa olsun kendisine bir kredi yükleme ve bir siyasi alan açmak isteyen istihbarat görevlileri mi acaba bunu? Evet, bu da çok önemli, güzel bir soru. Hakikaten her ikisi de olabilir. Olabiliyor zaman zaman. Yani birisi kendisine aracı olabiliyor. Kendisine bir misyon yüklemek istiyor. Onu, evet, kullanmaya çalışanlar da olabiliyor. Evet. Kendi siyasi ikbali için bunu yapabilenler olabildiği, evet, gibi manipüle etmeye çalışanlar da olabiliyor. Çok iyi niyetli olmaya gayretinde olanlar, evet, da yani bunu vatan sevgisi, yurtseverlik, milliyetçiliği gereği yapanlar da olabiliyor. İnançları gereği yapanlar da olabiliyor. Evet. Tabii. İfade ettiğiniz gibi bazen bu iyi niyetli, bazen kötü niyetli, evet, olabiliyor. Peki mesela genel başkanlar
veya Sayın Kılıçdaroğlu bunun iyi niyetli ya da kötü niyetli olup olmadığını kendi devlet tecrübesiyle mi bir şey yapıyor? Yoksa işte belli unsurlar var, onlar bilgi arz ediyorlar. Hangisinin doğru olma ihtimali yüksek ya da hangisinin değil, hangi kritere göre bunları değerlendirip kamuoyuna açıklama ihtiyacı hissediyor acaba? Yani dediğim gibi birebir görüşmedim, bilmiyorum ama dediğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu devlet adamıdır. Devlette aşağı yukarı 40 yıla yakın çalışmıştır her şeyde, mevkide. Dolayısıyla bu işleri bilen birisidir. Ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, ne kadarın manipüle olduğunu bilen birisidir. Evet. O ciddiyeti içerisinde de doğru bir karar vermiş, ciddiye almıştır ki böyle bir ifade de bulunmuştur. Bir de şu var, yani sonuç olarak bunlar riskli konulardır. Bu konuları ciddiye almak lazım. Bunlar kimseye sonuçta bir şey kazandırmaz. Ama bunlar biraz masa arkasında yapılması gereken. Yani bu mesajı alınca dediğim gibi iktidara mensup kişilerin, sorumluların gelip şeye kamuoyuna açıklayamadığınız bir şeyler var mı? Nasıl yardımcı olalım bu konuda demesi gerekirdi. Hatırlıyor musunuz geçmişte Sayın Ecevit'le ilgili bir istihbari bilgi alınmıştı. Başbakan kendisine kamuoyuna açıklamadan o bilgiyi ulaştırmış. Taksim mitingine katılmamasını söylemişti. Ona rağmen Sayın Ecevit katıldı. 1977. 28 Mayıs 1977. Yani vurulacaksın denmesine rağmen katılmıştı. Evet. Şeye bazen kamuoyuna açıklanmayabilir gerek görülürse. Ama burada öncelikli sorumluluk devlete düşer. Devleti yönetenlere düşer. Şüphesiz, şüphesiz. Burada peki Sayın Kuşoğlu, istihbarat kurumları ister çalışan ister emekli olsun. Sizin tabirinizde onlar emekli olmazlar gibi bir değerlendirmeniz var. Peki bu istihbarat eğer şayet tabii istihbarat kurumlarından geliyorsa bunu önce devlet kurumlarına muhatap oldukları birinci derecede İTA amirlerine vermeleri, onları uyarmaları gerekmez miydi de tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi versinler? Çok önemli bir yere geldik. Evet. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Şimdi ediyorum. Devlet kurumları deyince siyasi sorumluluğu olan yürütme erkinde yani devlette siyasi sorumluluğu olan tek bir kişi var. Cumhurbaşkanı. Sayın bakanların yani eski sistemde de onların adı bakandı, şimdi de bakan oldu ama bazen karıştırıyoruz bunu. Şimdiki bakanların siyasi sorumlulukları yok. Şeye karşı yok, meclise karşı yok. Doğrudan doğruya onların muhatabı sorumluluk konusunda meclis değil ya da halk değil. Seçilmiş değiller. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular. Siyasi muhatabiyetleri sadece Cumhurbaşkanı. Yani şimdiki bakanlara da bunu soramıyorsunuz. Yani muhatap olamıyorsunuz bu konuda. Tek görüşülmesi gereken kişi Cumhurbaşkanı ama Cumhurbaşkanı'yla da bir masa etrafında bir araya gelmek, devlet meselelerini konuşmak, bazı konular vardır ki bunlar ulu orta konuşulmaz, kamuoyu önünde konuşulmaz. Evet. Özel muhalefet lideri ve liderleri ve iktidarın başındaki kişi, sorumlular bir arada konuşurlar. Bunu yapmaktan şeyiz biz, sıkıntı. Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte biz öğlen gelmişti. Merkez Bankası'na gittik. Bu bir şey gereğidir. Sorumluluk gereğidir. Yani bu devlet hepimizin. Evet. Gitmemiz lazım. Ne oluyor? Yani hakikaten bir fahiş fiyatlar var, sıkıntılar var. Her gün fiyatlarda bir anormal yükselmeler var. Bu fiyat istikrarını korumakla yükümlü, vazifeli kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Kur sürekli yükseliyor. Faiz de düşmüyor ama. Böyle bir ortamda ne oluyor, nedir sıkıntı deme gereği mesela duyduk, gittik. Çok haklısınız.
faydalı da olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yani bunun... Mesela, aynı başlık altında da konuşacağız onu. Tabii evet. Orada kur bile evet. Şey yaptı, tabii. Durdu. Evet. Hatta bir miktar da düştü. Bunlar hepimizin görevi. Bu devlet bizim devletimiz. Hepimizin sorumluluğu var. Evet. Ama bu sorumluluğu yerine getirirken bunun fevkinde farkında olması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'nın da zaman zaman şöyle bizim oturduğumuz gibi muhalefet liderleriyle oturması, görüşmesi, bilgi vermesi lazım. Ben en son hatırladığım bu Suriye ile ilgili miydi? Sayın o zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Çağırdı Sayın Kılıçdaroğlu falan bilgi verdiler, bilgilendirdiler evet. O zamanki harekatla ilgili. Ama ondan sonra bir daha buna evet. Benzer özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde hiç böyle bir toplantı olmadı. Bunların yapılması lazım. Yani devlette bunlar ihtiyaçtır. Evet. Doğru. Muhalefetiyle, iktidarıyla doğru. Bunları yapabilmemiz bir diyalog içerisinde olmalı. Siyaset doğru. Yapılır. Ben öne geçebilmek için bir şeyler söylerim, siz söylersiniz. Evet. Ama bu devlet hepimizindir. Devleti ayakta tutarak, bekasını sağlayarak bütün doğru. Bunları yapmamız lazım. Doğru. O güvenirliği, o bekayı doğru. Ayakta tutabilmemiz lazım. O hepimizin görevidir tabii ki. Ama başta da evet. İktidarın görevidir. Muhakkak, onun için tabii. Böyle bir çağrıyı orasını yapması lazımdı. Doğru. Peki şu soruyu da sorarak bu siyasi cinayetler konusundaki soruyu tamamlamış olayım. Çünkü çok hakikaten önemli bir konu. Önemli tabii. Son yaklaşımınızda ifadenizde eğer yanlış anlamıyorsam devlet hiyerarşisinde böyle işte bazı unsurların bazı kurumların muhatabının sadece Cumhurbaşkanı olduğunu ya da ona söyleyince bir süreç geliştiğini ya da gelişmediğini ifade ettiniz. O zaman şunu mu anlayabiliriz acaba? Bu siyasi cinayetler olayını kaldı ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir bilgi yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İçişleri Bakanı'nın söylediği kelimeye de itibar etmemiz lazım. Acaba bu bazı emekli ya da çalışanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na bu tarz bilgileri yetkililerle görüşemediği için mi buraya getirdiği ihtimali üzerinde daha ağırlıklı duruyorsunuz? Yani bu hiyerarşik yapının bozulduğunu ve bundan kaynaklanan bir sonuç olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yok, acaba? Bu açıklamayı ben arada bir diyalog olmadığı için mecburiyetten yapılmış bir açıklama olarak görüyorum. Yani eğer arada bir diyalog söz konusu olsaydı mesela zaman zaman liderler işte iki ayda bir, üç ayda bir, ayda bir neyse görüşebilseler. Bu faydalı olurdu. Ben de katılıyorum. Eskiden bir gelenekti de. Tabii en azından o bir nakısa şeyde Anıtkabir'de evet, falan doğru. Bayramlarda falan doğru. Bir araya gelinir. Mesela orada bile herkes arkasını dönüyor, birbirini görmezden geliyor. Evet. Orada bile bir diyalog söz konusu evet. Olmuyor. Halbuki olması evet. Lazım. Yani çok doğru. Bir ülkeyiz, bir çok devletiz. Doğru. Yani bir hepimiz için bir tek Türkiye var. Çok doğru. O diyalog yok. Şimdi eğer o diyalog olabilseydi Sayın Kılıçdaroğlu bunu açıklamazdı. Böyle bir şey söylemezdi. O toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir duyum aldım. Rahatsız etti bu evet. Beni tabii ki. Peki. Bunun siz tabii devletin başındasınız. Evet. Yetkililerle bir teyit ettirin. Evet. Bunun ciddiye alınması lazım derdi ama böyle bir diyalog olmadığı için anlıyorum. Mecburen medya yoluyla böyle bir açıklamada bulunmuş evet. Oldu. Ama o açıklama da çok temiz bir açıklama dikkat evet. Ederseniz. Yani istismar etmeden... Evet. Şuradan buradan suçlama yapmadan, iktidarı evet. Da suçlamadan yapılan evet. Bir açıklama. Yani o bizim geleneksel işte liderlerin toplantısı vesaire bütün bunların olmamasını doğrusu bir eksiklik olarak demokrasi kültürümüzde var olması gereken ama uzun süredir gerçekleşmeyen bir eksiklik olarak görüyorum ama şununla noktalayın ve arzu ederseniz yanıt verin. Yani burada bir hiyerarşi ya da burada işte ona ulaşamıyorum, buna ulaşamıyorum deyip böyle bir süreç yani
genel başkana bir bilginin verilmiş olması aynı zamanda bu kurumların kendi içerisindeki hiyerarşiye de bir nakısa, bir eksiklik olmuyor mu? Yani ben ulaşamadım kişiye ya da işte ben götüreyim bu bilgiyi işte ana muhalefet partisi liderine vereyim. Burada da başka bir komplikasyon, burada da başka bir şey olmuyor mu? Veya diyelim ki görevde ya da emekli olan bir istihbarat unsurları ana muhalefet liderine bu bilgiyi götürdüler. Bunun altını da biraz doldurmaları, çünkü netice itibariyle istihbarat kurumları, doldurmaları gerekmez mi? Yani bak böyle bir durum var, şurada şu olacak, burada bu olacak diyerek böyle biraz daha altı doldurulmuş bir açıklamayla kamuoyunun önüne geçilmiş olsaydı acaba daha mı iyi olurdu? Şimdi dediğiniz doğru olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu bu tür tehditleri ve maalesef olayları fiilen yaşamış birisi. Mesela İstanbul'da o zaman Sayın Binali Yıldırım Başbakan'dı. Onun önünde onunla konuşan birileri mermi bıraktılar. Evet. Önüne gelip mermi attılar. Ateş edildi. Kendisine PKK tarafından biliyorsunuz ateş etti. Sonradan vuruldu. O ateş eden PKK'lı öldürüldü. Kendisi burada Çubuk'ta. Evet. Yani o gün ben de oradaydım. Gerçekten öldürülme kastıyla bir linç girişimine tabi tutuldu. Evet. Bir devlet töreniydi. Şehit cenazesinde oluyor. Devlet orada. Evet. Bu şehit cenazesini devlet yapıyor. Ama orada bir muhalefet liderine linç girişiminde bulunuldu. Olmayacak şey. Şimdi bunları yaşamış birisi. Ve bunlarla ilgili o dönemlerde de buna benzer ihbarlar, duyumlar geliyordu partiye. Bunları artık açıklaması gerektiğine inandığı içindir ki açıklamıştır. Evet. Ama burada yani, bütün böyle bir fotoğrafa bakınca doğrusu şu soru işareti de çıkmıyor mu? Hani ben bu siyasi cinayetler olma ihtimalini hani değersizleştirmek ya da asla olmayacak anlamında asla söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de az önce de ifade ettiğim gibi darbe olur olmaz tartışmaları da anlamsızdır. Şüphe iyidir, uyanık tutar. Herkes uyanık olsun, ona hiçbir şey demiyorum. Ama bu aynı zamanda bu istihbarat kurumlarının ana muhalefete şu ya da bu şekilde hani bir bilgi taşıması, bir değerlendirmede bulunması da devlet geleneğiyle örtüşüyor mu acaba? Yani burada da bir kendi içerisinde hani bir komplikasyon başka bir komplikasyonu da üretiyor mu acaba? Bu sanmıyorum yani böyle resmi kurumsal bir bilgi değildir. Evet. Belli kurumlar içerisinden birileri tarafından getirilen bilgilerdir. Evet. Yani bu kurumlar biliyorsunuz farklı birbirinden farklı düşünen unsurlardan da oluşuyor olabilir. Evet. Manipülatif de olabilir ama. Manipülatif de olabilir. Baştan yani onu da söyleyeyim. Hepsi söz konusu olabilir ama bu tür konuların ciddiye alınması lazım. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun başına gelenlerden sonra bunun ciddiye alınması gerektiğini söylememiz lazım. Evet burada sizin şu ilk olarak bu mevzu açıldığı zaman muhakkak bir ziyaret beklediğinizi söylediniz ve bunu hiçbir şekilde olmadığını defaatle vurguladınız. Ziyaretten öte bir telefon da sanırım hiçbir gelmedi. Hiçbir iletişim olmamış. Evet. Yani o anda süre hiçbir iletişim olmamış. Evet. Buradan bir eksiklik oldu açığa çıkıyor. Yani gidip de savcılara bilgi verin ne varsa. Biliyorum savcıya söyle. Hani rüşvetin belgesi olmaz da siyasi cinayetin de belgesi olmaz. Burada, yani neyi söyleyeceksiniz? Evet, burada bu iletişim kopukluğu ya da o gerçekleşmeyince tekrardan kamuoyunu en azından tatmin edecek açıklamaların gelmediğini de CHP liderliği tarafından görüyoruz. Ama onu Tamer Bey, o tür açıklamalar gelmesi, bunu devam ettirmesi... şurası yapacak, şöyle yapacak, şuradan şüpheleniyorum. Yeni bir komplikasyon üretebilir. Onu göze almış olabilir. Yani o şeydir, yanlış olur. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi vermesi gereken mesajı verdi. Tamam.
devam etmedi ona. Çünkü evet. devam etmesi şeydir. Şimdi sıkıntı doğurabilir. Sıkıntı doğurabilir. Bunu düşünmüş evet. olabilir. Ama 13 Mart 2016 tarihinde yani yaklaşık 15 Temmuz'dan 4 ay önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de bir grup gazeteciye cümleleri medyada da tartışıldı. AKP iktidardan gitmemek için siyasal cinayetler yapabilecek pozisyonda diyor. Şimdi bu açıklamayı yapmış bir genel başkan ve arkasından 15 Temmuz gelmiş. Hadi onu bir kenara bırakalım. Bugün de benzer buna yakın bir açıklama olduğu için burada bunun tartışılması da normal. Yani buna da bir izah getirmesi gerekmiyor muydu? Ama bu biz şeyi de yaşadık Tamer Bey. Şimdi Nagihan Hanım yazdı ya. Bu 2015 seçimleri Haziran seçimiyle Kasım seçimi arasında Türkiye'nin yaşadıkların, evet. Bu yaşananları ki iktidar takipçisi, iktidara yakın bir gazetecidir. O rolde oynuyor, evet, ben de açık söylüyorum. Evet, yani yine buna benzer bir iklimde seçimlere gidilebilir dedi. Yani bu sadece, bu ciddi bir konu. Yani bu konuyu açtığınız için çok teşekkür ederim ikinize de. Arkasından bir şey hakikaten çıkmasa da çok, mutlaka ciddiye alınması gerekiyor. Ciddiye alınması gereken bir konu. Evet. Biz daha 2015'te yani 5-6 yıl önce bunu yaşamışız. Çok sıkıntılı bir dönemdi o dönemde. Biz hepimiz biliyoruz onu. Yani onun için ciddiye alınması gerekirdi evet. bunun. Yani bu ciddi bir konudur. Biz nasıl burada oturduk? Herhalde 15-20 dakikamızı tabii. bu konuya verdik. Bunun devlet tarafından, devlet kurumları tarafından ve siyasi iktidar tarafından da ciddiye alınması, bu konu üzerinde gelinip ya Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylediniz, bir mesaj verdiniz, bu duyumla ilgili ya da bu bilgiyle ilgili bize daha fazla bilgi verebilirseniz bu hepimizi ilgilendiren, sıkıntıya sokabilecek bir konudur. Araştıralım denmesi gerekir. Denmesi gerekir. Şimdi buradan bağlantılı olarak sizin biraz önce ifade ettiğiniz bir diyalog meselesi var ki o da siyasetin uzun yıllar geleneğinde olan o Cumhurbaşkanı'nın liderleri toplaması. Evet. Onu ancak geçmişteki hatıralarda kalan evet. bir fotoğrafı. Şimdi bunu mesela... Bir de şey var ya Tamer abi, bu ara o nostalji videoları var ya TRT'de evet. yapılan... YouTube'da çıkıyor. Liderlerin toplantısı. Liderlerin değil mi? Açık oturumları evet. falan seçimler. Bayağı eski bir tarih. Eski bir tarih. Öyle olduğu için. Evet. Öyle olunca siz burada bir diyalog adımı görmediğinizi izah ettiniz. O zaman orada bu yanlışlığı devam etmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin her şeye rağmen bir diyalogla ilgili olarak bu konuyu öncelemesinde fayda yok mu? Yani çünkü kutuplaşma... Muhalefette bir çağrı yapabilir diyorsun. Yapabilir her şeye rağmen. Yani çünkü bir kutuplaşma ortamı oluşuyor. Buradaki siyasi cinayetler gündemi de bir korku ortamı oluşturuyor. Yani bir flu bir durum ortaya koyuyor. Herkesin ağzına kötü bir tat geliyor. Yani bu tartışıldıkça. Eski hatıralar canlanıyor. Onun için yani o bundan sonraki hassas konular ortaya çıktığında tekrar benzer bir diyalogsuzluk yaşanmaması için bunun tamir edilmesi gerekiyor herhalde. İşte daha fazla yani verdiği mesaj dışına çıkıp da farklı bir şeyler söylemedi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Mesajı verdi, gereğinin yapılmasını bekledi. Evet. Yani bunun artık çok fazla tartışılmadan dediğim gibi gereğinin evet. yapılması lazım. Yani o tamam. Devlet ciddiyeti ona evet. gerektirir. O diyalogla ilgili yani o partiler arasındaki diyalogla ilgili benim daha ziyade evet. söylediğim. O diyaloğun da yerine gelmesi lazım. Yani bizim tabii. geleceğimiz açısından. Şimdi diyoruz ki işte bütün dünyada sıkıntılar var. Türkiye'nin hı hı. Zaman zaman sık sık oluyor, zaman zaman değil de beka sorunu var. Oluyor da sıkıntılı olduğumuz bir dönemdir hakikaten. Ama bu bilgilerin verilmesi lazım. Mesela 2019'da mıydı Şubat'ında 35-36 askerimiz şeyde İdlib'de şehit edildi. Evet. Yani hiçbir bilgi alamadık biz. Genel Başkan, Genelkurmay Başkanı'nı aradı. Yani cevap veremediler. Daha sonra telefonla döndü, bilgi verildi ama maalesef anında bir bilgi verilemedi, sıkıntı oldu. Ya, bir taraftan o geceyi hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Çok spekülatif. Yani Hatay valisi açıklamalar yapıyor, bu taraftan açıklama yok. Biz MYK'yı topladık, gece yarısı orada oturuyoruz. Saatler önce böyle devam etti. Evet, yabancı ajanslardan, televizyonlardan bilgiler geliyor, uydurma bilgiler falan. Tabii. Çok sıkıntılıydı. Tabii. Yani bunların devletimize yakışır bir tarzda yürümesi, oluşması lazım. Vardı bunlar.
Evet. Ama kaybettik maalesef. Evet. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Perde arkasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kuşoğlu ile siyasi sohbetimizde bundan sonraki bölümde yine çarpıcı başlıklarımız var. Şimdi perde arkasında yeniden birlikteyiz efendim. Evet, şimdi kısa bir süre önce gündemde hayli etkili olan ve halen de tartışılmaya devam eden bir mevzu var ki orada Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kamuoyuna ilk açıklayan siyasetçisiniz. Bu siyasetin flu ortamında biz gazeteciler açısından önemli bir haberdi ve bununla ilgili çeşitli tartışmalar da oldu. Oraya dönecek olursak bu süreç nasıl gelişti? Çünkü ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun demeçlerinde sizin o çıkışınızla doğru orantılı gelişmeler yaşandı. Evet efendim. Şimdi bu da güzel bir soru Tamer Bey. Cumhurbaşkanlığı çok önemli. Bir de çok fazla yetkisi var. Biraz önce konuştuk ya. Tek seçilmiş yürütme erkinde kişi ve tek sorumlu kişi aynı zamanda siyasi iradesi olan tek kişi. Halktan siyasi iradeyi alan. Şimdi padişahlardan yetkili. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanlığı seçimini diğer seçimler gibi görmemek lazım. Evet. Bu seçim de kritik bir seçim. Yani Cumhuriyet'in geldiği nokta itibariyle bu süreçte çok kritik. Şimdi öyle bir şey oldu ki medyada özellikle de Millet İttifakı'na karşı olan medyada sanki bizim adayımızı onlar tespit edecekmiş gibi. Yani birilerini şişirip adayımız yapacaklarmış gibi bir hava esmeye başladı. Bizim adayımızı biz kendimiz tespit ederiz. Bir başkasının bize aday tespit ettirmesine, hele karşı tarafın böyle bir tespit yapmasına imkan vermememiz lazım. Doğalı bu. Normali bu. Öyle bir teşebbüs gördük. Şimdi normal olarak her partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayıdır. Artık iktidar partilerde oluşmuyor yalnız, onu da söyleyeyim. Yani partiler artık iktidar olmuyor. Şu anda AK Parti iktidar partisi değildir. İktidar saraydadır. İktidar Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti değildir. Mecliste iktidar yok çünkü. İktidar ama partisi yok. Cumhurbaşkanlığı partinin sistemiyle bağlantılı olarak. Bağlantılı olarak. Partinin tabii ama tabii iktidar partisinin kimyasında bir lider partisi olma özelliği de var. Yani partiden Erdoğan'ı çektiğiniz zaman neredeyse parti kalmıyor. Yani onu da belki bir parantezle. Tabii bu da var ama partiler artık iktidar olmuyor. Yani biz eski alışkanlıklarla falan düşünüyoruz ama olmuyor. Mecliste AK Partililer... Peki siz gelseniz ne değişecek? Bakan, mesela bu sistemde siz geldiniz diyelim bizden mesela. Bizden biri seçilseydi yine bir şey değişmeyecekti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidar olmayacaktık. Ama biz buna karşıyız, böyle bir sisteme karşıyız. Evet. Çünkü halka giden, halkın arasından çıkan, yani sonuç olarak ne kadar yani lider tarafından seçiliyor dense de halkın içerisinden gelen milletvekilleri var. Evet. Ve bu milletvekilleri mesela Yozgat'tan Cemil Çiçek. Yozgat'ta avukattı, belediye başkanlığı yaptı bildiğim kadarıyla. Milletvekili oldu, bakan oldu, meclis başkanı oldu, devlet adamı oldu. Yani geliyor, burada tebarüz ediyor, yükselebiliyor. Geçmişte de buna benzer çok çok örnek var. Evet. Oltan Sungurlu var. Evet. CHP döneminden var. Adalet Partisi döneminden var. Demokrat Parti döneminden var. Binlerce böyle örnek var. Gelmiş küçük bir ilçeden, ilden Ankara'ya devlet adamı olarak yetenekli tebarüz etmiş. Şimdi bu sistemde bunlar ortadan kalktı. Yani artık bakanlar
şeyden hiçbir zaman Gümüşhane'den birisini gelsen bakan ol demezler artık bu sistem evet. içerisinde. Bu sistem Yozgat'tan birisine demezler evet. artık bu sistem içerisinde. Sistem değişikliğini ayrıca... Yani bu böyle bir farklılık var. Şimdi tümüyle iktidar evet. sarayda ve tek kişi de oluşuyor bu sistemle. Zaten Sayın Mehmet Uçum yazdı ya bu sistemi. İktidar tek yürütme erki temsilcisi tek kişiden oluşur o da Cumhurbaşkanı'dır dedi. Öyle kitabında öyle yazıyor. Evet. Doğrudur. Tek kişiden oluşuyor. Bu sistemde onun için çok büyük bir yarış var. Bu bir kişiyi bükebildiniz mi kolundan? Türkiye'yi bükmüş oluyorsunuz. Evet. Türkiye'yi bakın yani ne var yani ne demek istiyorum? Mesela Barış Pınarı harekatı vardı. Barış Pınarı harekatı bir gece ansızın geleceğiz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı harekat ama 6. gününde durdurmak zorunda kaldı çünkü kendisini büktüler. Papaz Bronson 30 küsur yılla savcılık ceza istemişti. Bu fani bu koltukta oturduğu sürece o papaz dışarı çıkamaz dedi ama büktüler çıkardılar. Evet. İşte Alman Türk Alman vatandaşı ama Türk asıllı bir gazeteci çıktı ya da İşte 128 milyar dolarlık bir şeyimiz var bizim. Rezervlerin eridiği iddiamız var değil mi? Bu konunun denetlenmesi gerekiyor. Tek kişi yok diyor, denetlenmiyor. Yani böyle bir sistem olmuş. Evet. Padişah'tan daha yetkili. Şimdi onun için yabancılar da dahil olmak üzere herkes bu mevkiyi ele geçirmek istiyor, etkilemek istiyor. Evet. Bir kişiyi etkilediniz mi Türkiye'yi, Türk Devlet Kurumu'nu, tümüyle etkilemiş olabiliyorsunuz maalesef. Evet. Şimdi bize yönelik de bu çalışmaların olduğunu hissettik. Onun için benim açıklamam bu yönde oldu. Bizim genel ben orada Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur demedim. Doğru. Partimizin adayı Sayın Kemal evet. Kılıçdaroğlu'dur dedim. Bu gerçek anlamda partinin adayı da ya da ittifakın adayı da olacaksa İttifakın adayı da belirlenene kadar adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve bizim partinin genel başkanı olarak ve parti organları bu yetkiyi asla bir başkasına kaptırmamalı. Onun için günü gelene kadar partimizin adayı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Kendisi olur, uygun görür bir başkasına aday 2018'de yapar. 2018'de olmadığı için o... Evet, akıllara o geldi. 2018'de, 2014'te... Evet. Kendisi olmadığı için şimdi akıllara o geldi ama bu dönem olabilir. Tabii, çünkü seçim ikinci turda garanti görüyor bu, anladığım bu kadarıyla. Biraz, evet, yani bu, Sayın Kuşoğlu, bu seçimi bu biraz şeyleri, olabilir, şartlı, olabilir şartları sanki, farklı. Evet, bu sanki biraz olabilir'i aştı. Şöyle, sizin ifadenizle yani siz çıktınız, dediniz ki bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dediniz ve ondan sonra... kartlar yeniden dağıtıldı. Yani sanki Kemal Bey'e de bir subjektif bir değerlendirme ama bir özgüven geldi. Partide ya Kemal Bey olmasa da işte Mansur Yavaş ya da İmamoğlu olsun diyenler bir geriye çekildi. Bir Kılıçdaroğlu'nun bir önü açıldı. Yani toplumsal algı da böyle. Siz halen o noktada mısınız? Yani Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu mu çıkacak? Yani bunu hani şöyle yanıt vermezseniz sevinirim. Ya oturacağız, konuşacağız hani diyebilirsiniz tabii yani. Bir sual bu değil. Buna bir şey demiyorum. Doğaldır. Ama yani o klasik yanıttan ziyade hani tecrübeli bir devlet adamı olarak ya ben şöyle öngörüyorum kardeşim, Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu adaydır. Bunu diyebiliyor musunuz? Yani ilk noktada mısınız ve Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu aday mı? İlk noktadayım, bunu samimi olarak söylüyorum. İlk noktadayım ama şöyle bir şey var. Biz bu dönem sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak ya da Millet İttifakı olarak iktidar olma mücadelesi vermiyoruz. Siyasi partiler iktidar olma mücadelesi evet. verirler. Benim partim daha iyidir, ben daha iyi yaparım onlara göre derler. Tamam. Propaganda kısaca bu minvalde yapılır. Tamam. Ama bu dönemde bizim görüşümüz devletin çok tahrip edildiği yönünde. Bizim görüşümüz bu dönemde
getirilen sistemle Türk devlet geleneğinin alt üst edildiği yönünde. Ekonomimize, dış politikamıza, devlet kurumlarımıza çok zarar verildiği yönünde. Bunu düşünüyoruz. Bunu görüyoruz, bizim gördüğümüz bu. Evet. Dolayısıyla da biz şunu söyleyemeyiz. Yani biz siyasi partiyiz, kendi adayımızla çıkarız, kaybederiz, kazanırız, kaybederiz. Böyle bir lüksümüz yok. Biz kazanmak zorundayız bu dönem. Bu ülke için kazanmak zorundayız. Yani, peki ağırlaşan görüş herkesin kendi adayıyla mı, tek aday mı? Yok, şu anda böyle bir görüş henüz erken. Netleşmedi yani. Netleşmedi ama bizim adayımız şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yarın koşullar neyi gösterir bilmiyorum. O koşullara göre muhakkak kazanacağımız aday şudur diyebiliyorsak o adayla çıkacağız. Ona da Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir şekilde, daha önce örnekleri olduğu gibi, evet, hiçbir şekilde bir kıskançlık yapmaz. Ülkenin bekasını, geleceğini düşünerek ona da karar verir. Peki diğer taraftan yani Kılıçdaroğlu ismini siz öne çıkardıktan sonra bir kar topu gibi büyüdü ama hani diğer taraftan da işte bir Mansur Yavaş fenomeni var. İşte bir İmamoğlu var. Gerçi İmamoğlu bir miktar yani subjektif bir değerlendirme tabii bu. Bir miktar ilk popülerliğinden geriye doğru gittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde birden fazla bir potansiyel de var. Yani güzel bir şey. Elbette demokrasi açısından tabii. Bir zenginlik güzel bir şey tabii elbette. Peki genel başkanın aday yani Kemal Bey'in niyetinin ne olduğu anlaşılıyor yani. Kemal Bey'in niyetinin olduğu bir yerde diyelim ki işte Mansur Yavaş ya da İmamoğlu çıksa dese ki arkadaş güzel sen genel başkanımızsın, seni de çok seviyoruz, önünde ceketimizi ilikliyoruz ama bu toplumsal kamuoyu bizden yana, biz aday olacağız dese, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kırılma noktası meydana getirir mi? Yoksa hiçbir şartta ne Mansur Yavaş, ne İmamoğlu, ne de bir başkası hayır kardeşim ben aday olmam der mi? Bir parantez açayım. Mesela Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama bir siyasi parti lideri gibi tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Yani neredeyse dolaşmadığı il yok yani. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki hakikaten bir ciddi bir niyeti var. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir farklı bir noktaya evrilten bir iç fay hattı meydana getirebilir mi? Şimdi bu çok önemli bir soru oldu. Bunun iki yönü var. Bir genel olarak devletle ilgili yönü. Yani şimdi şunu kabul etmek lazım. Cumhurbaşkanı adaylarının işte popüler olması lazım. İşte durdukları kaidenin çok yüksekte olması lazım. Yani diğerlerine göre çok yüksek bir kaide üzerinde duran insanlar olması lazım. Yani güç elde etmiş. Bu dönemde gücü elde eden kişiler kimler? Bakıyorsunuz. Dediğim gibi mecliste iktidar yok artık. Meclisteki milletvekillerinin bakan olma durumu yok. İstifa etmek zorundalar. Bakan olacaklarsa da zaten 5 kişi için bu söz konusu oldu. İstifa etmeleri gerekti. Bu sistem maalesef belli güçte olanların Cumhurbaşkanı adayı olmasını getiriyor. Bu da belli güç derken belli hem şey gücü, parti, taban, bir iktidar teşkilat gücü, para gücü, işte istihdam sağlama gücü. Bunlar belediyelerde var. Büyükşehir belediyelerinde var. Evet. Hepsinde de yok. Ankara, İstanbul, İzmir gibi çok büyükşehir belediyeleri için söz konusu. Evet. Bir kere böyle bir zaafı var bu sistemin gelecek açısından da. Yani şimdi Sayın Erdoğan işte tek adam, partisinde de tek adam dediğiniz gibi kendisi olmasa partisi de olmayacak. Öyle bir yapısı var ama ki onun olmadığını düşünün. Bu sistemin çalışması mümkün mü? Yani bir garip bir sistem. Bazen aday bulamayacaksınız yarışabilecek. Bazen de işte Cumhurbaşkanı da İstanbul'dan geldi. Fazla fazla adamlar İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Yani
Şunu, İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Şunu demek istiyorum. O da bir güç elindeydi. Tabii. Ama, İstanbul Belediye Başkanları, Ankara Belediye Başkanları ellerinde büyük imkan ve güç bulundururlar. Bunları tabii nasıl yönettikleri, onların siyasi biriktirdikleri tecrübeleriyle yol haritası olur ama hani bunlar her zaman bir şekilde bir potansiyeldir. Yani bir siyasette belirleyicidir, bir aktördür en azından. Dolayısıyla yani işte atıyorum Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı çıksa ya ben de adayım ya zaten anketlerde de işte öndeyim dese bu siyaseten etik dışı mıdır yoksa normal midir? Normalde siyasette kimsenin aday olmasını engelleyemezsiniz. Tabii ki evet. Normaldir. Ama ben Ekrem Bey için de Mansur Bey için de böyle bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Kendilerini iyi tanıdığımı zannediyorum. Hakikaten bir, hem parti terbiyesi hem genel olarak şeyleri, davranışları böyle bir durumu göstermiyor. Partinin içerisinde ama onun haricinde çok daha iyi bilirsiniz. Ama ben mesela İmamoğlu'nun doğrusu böyle bir niyeti olduğunu, bu il toplantılarının vesaire ve bazı gazetecilerle tek tek görüştüğünü ve bu il il dolaşmalarının bir cumhurbaşkanlığı adaylığı niyeti olduğunu görüyorum. Şöyle bir şey de ve var yani kendisiyle kendisi çıkmayacak ama birilerini muhakkak hani siz parti yani, içerisinde çok daha biliyorsunuz İstanbul'un özellikle evet, ikinci seçimi evet. Türkiye seçimi gibi oldu. Evet. Yani bütün Türkiye İstanbul'a aktı. Her iki taraf içerisinde ağırlığını koyan çok şey farklı kesimler oldu. Yani İstanbul seçimi şeyde oldu herhalde Haziran'daydı. Evet. 2019'un ikincisi. İkincisi. İlki Mart'taydı, ikincisi Haziran'da. İstanbul seçimi Türkiye seçimi gibi oldu. Evet. Ve o dönemde çeşitli iller İstanbullulardan oluşmuyor. Anadolu'dan oluşuyor biliyorsunuz. Tabii. Çeşitli gruplar geldiler, destek oldular. O dönemde Sayın İmamoğlu da mümkün olduğunca destek aldı. Ve birçoğuna da söz verdi. Geleceğim. Evet. Sizi ziyaret edeceğim, teşekkür ziyaretinde bulunacağım diye. O ziyaretler bunlarda. Anladım. Yani bir taraftan da böyle bakmak doğru. Lazım tabii. Hani ben, yoksa tabii ki tabii, ben, siyasette elbette. Yani iddialı olmak yani, ayıp da değil. Böyle bir tabii, şey tabii, elbette. Yani söylerse isteyen, ben ne kadar yanlış yapıyorsunuz diye düşünmem. Artı ama mesela, böyle bir şey söz konusu olacaksa bunun hakkını Sayın Kılıçdaroğlu da verir. Anladım. Hem böyle bir durum var hem de mesela... muhalefet içerisinde ya kimin de kazanacaksak hani biz onunla gidelim diyen aynı zamanda bir eğilim de var. Yani bu Kılıçdaroğlu'yla da olabilir tabii. Başkasıyla da olabilir veya hiç tahmin edilmeyen bir kişiyle de olabilir. Ama orada bir şey var benim dikkatimi çeken. Şimdi siz bir açıklama yaptınız. Sizin açıklamanızdan sonra kar topu gibi büyüdü. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Daha sonra sizden sonra başka parti yetkilileri de bunu seslendirdi. Ama bir şey dikkatimi çekti. Bu ismi geçen işte gerek İstanbul gerek Ankara olsun vesaire. Bu belediye başkanları kendilerini rezervde tuttuğunu nereden anlıyorum, nereden hissediyorum? Ya mesela bir tweet atıp Sayın Genel Başkan'ın adaylığını destekliyoruz. Kutlu olsun, hayırlı olsun, mübarek olsun. Ama da henüz bir adaylık söz konusu değil. Şimdi şöyle. Yani resmi ama olarak henüz, böyle bir adaylık söz konusu peki, değil. Peki henüz bir adaylık söz konusu değilse siz neden Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur dediniz? Tabii doğal olarak, adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Şimdi, genel başkanımızdır. Tabii. Genel başkanlar doğal adaydır. Çok doğru, çok doğru. Öyle olması lazım. Çok doğru. Siz bunu diyerek ülkeyi bir seçim atmosferine de sokulmasına da bir katkıda bulundunuz. Dolayısıyla hani buna... Yok evet, 2019'dan beri zaten seçim atmosferindeyiz buna, artık. 2019 evet, seçimleri sonrası Türkiye erken evet, seçim atmosferine girmiştir artık. Evet. Yani buna
bir evet ya da hayır yanıtı vermesi gereken aktörlerden ses çıkmadı. Yani işte Ankara'dan çıkmadı, İstanbul'dan çıkmadı. Bu çıkmamasını bir... Çıktı Mansur şöyle, Bey. Bir nakısa, bir eksiklik olarak görmüyorum. Mutlu memnun olacağını söyledi. Değil mi? Kime söyledi? Yani ben, öyle bir açıklaması oldu. Öyle mi? Öyle oldu. Onu ben o zaman kaçırmışım. Oldu hatırladım. Öyle mi? Evet. Yani bunu Kemal Bey'e giderek mi söyledi, kamuoyuna açık olarak kamuoyuna mı söyledi? Kamuoyuna açık olarak söyledi. Onu o zaman ben kaçırmışım. O zaman geriye bir İmamoğlu kalıyor. İmamoğlu da tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Yani burada bir... Onun da bir açıklaması oldu ama. Ne oldu? Yani dediğiniz gibi genel başkanımızın adaylığı hayırlı olsun demedi. Ama şimdi tam böyle cümle hatırlamıyorum ama bu konuyla ilgili alınan karara saygılı olacağını, böyle bir iddiasının olmadığını söyledi. Ayrıca kendisiyle ben birebir görüştüğümde ben dünyanın en güzel, en iddialı işini yapıyorum. Dünyanın en güzel şehrini yönetiyorum. Ne diyor size? Yani benim, telefonda mı konuştunuz? Yok, yüz yüze konuştuğumuzda da böyle. Ne diyor? Ben İstanbul'da devam mı edeceğim diyor. Tabii. Ha ben de şöyle hemen bunu noktalayayım. Ben de şu var yani var. Gerçekten yani benim de şöyle bir parti var. Görevi kendilerine verilirse o görevi de yapma durumundadırlar. Şunu da söyleyeyim bari. Bu iki yıldır bu görevde. İki yıl bu görevde olup da İstanbul dışında en çok gezen başkan... Teşekkür ziyaretleriydi. Evet, biraz yani bitmiyor yani. Teşekkür ziyaretleri. Hani bakanların şeyine benziyor. Bakanlar oturuyor, 3 ay hayırlı olsun falan diyor. Bu onları da geçti. 2 sene yok, 2 sene devam ediyor. Yani Türkiye durdan şey olacak. Bizim, hani bunu bir nakısa eksiklik olarak söylemiyorum. Galiba 2 ayda bir tarafta şey var bizim. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her şeyde 11 büyükşehrimizde toplantısı oluyor. Evet. O toplantılar da var. Yani yoksa o kadar fazla gezmedi Sayın İmamoğlu. Yok geziyor, görüyorum. Bayburt olanı böyle izdiham görmediği gibi espriler yapıldı biliyorsunuz. Gayet. Ama Bayburtların da desteği vardı. Onlara gayet da, güzel geziyor. Teşekkür etmek için gitmesi gerekiyordu. Gayet güzel geziyor. Ve orada benim hani bir gazetecilik hissi ve tecrübesiyle hasbelkader. Yani ben sanki İmamoğlu'nun şöyle bir taktik izlediğini düşünüyorum. Ve doğrusunu isterseniz öyle de görüyorum yani. Ya ben aday değilim hani falan. Aday yaptılar beni. İşte STK'lar geldi açıklama yaptı. Gazeteciler dedi ki kardeşim İmamoğlu olsun dedi. Sanatçılar vesaire falan filan. Artık sözde genel merkezin, genel başkanın diye. Sayın İmamoğlu'nun, yani bunu tekrar ediyorum bir ayıp nakısa olarak söylemiyorum ama bir gördüğüm bir fotoğrafı değerlendirmek için söylüyorum. Böyle bir niyetinin olduğu doğrusu çok aşikar geliyor bana. Yani, öyle düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet. Burada şunu da söyleyeyim tam yerine denk gelmişken. Sayın Demirel, rahmetli Demirel 93 yılında köşke çıktı. Medya mensuplarıyla o sıralarda arası çok iyi. Herkesle görüşüyor yani kucak açmış vaziyette. Konuşan Türkiye sloganı var. Orada işte siz 20 Ekim 91 seçimlerinde başbakan olarak söz verdiniz. Bu kadar icraat yapacağınızı söylediniz. Ama bir anda bu cumhurbaşkanlığı işi çıktı ve siz de hemen kabul edip işi bitirdiniz falan deyince bir kahkaha attı ve aynen şöyle dedi. Ben havuzun kenarından geçiyordum, arkadaşlar itekledi. O yüzden senin dediğinde bunu çağrıştırdı, onu paylaşıyorum. Biraz siyasette iddialı olmak iyidir. Tabii. Yani ayıp da değildir belli koltuklara aday olmak. O da gerekli. Elbette ayıp değil. Da ama gizlemek, bizim cenahta gizlemek yani parti olarak böyle adaylarımızın olmasını bence mutluluk da duyuyorum. Çok doğru. Güzel bir şey bu. Çok doğru ama... Hani açık siyaset, şeffaf yönetim vesaire falan diyoruz ya. Aday olmak, istemek çok güzel ama mesela gizlemek. İşte ya bir dur bakalım bir top önüme gelir de hani ben şuradan bir golü atarım. Bir kişiye mahsus söylemiyorum bunu. O belki bir siyaseten çok doğru olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü orada bir boşluk bırakılıyor. Yani ben mesela... açık konuşayım. Sizin dışınızda bir iki kişinin dışında çıkıp da teşkilatların, genel başkan yardımcılarının vesaire falan
evet bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur. Ha şöyle de diyebilirsin, zamanı gelmedi de diyebilirsiniz ama siz bir açıklama yapmışsınız. Bir niyet ishar etmişsiniz. Şimdi bundan sonra mesela bunun böyle çığ gibi büyümesi lazımdı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum. Birçok kişi bir sessiz kaldı, bir baktı bir gözetleme kulesinden ne oluyor, bir bakalım, dur bakalım hayırlısı falan, bir sustular, bir sessizlik. Hatta bazı yöneticiler de ya kardeşim hani bu açıklamada nereden çıktı gibi mealinde anlaşılabilecek bazı değerlendirmeler yaptıktan sonra bir süre sonra bir böyle bir fotoğraf çıktı. Ve halen mesela bu konuda hiç konuşmayan işte belediye başkanları vesaire var. Ha bu siyasetin doğal organik süreci de diyebilirsiniz ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli isimlerinden birisiniz. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra bunun daha kuvvetli yöneticiler tarafından belki sahiplenmesi gerekirdi partisinden diye de düşünüyorum. Yani. Şöyle dediğiniz doğrudur. Daha fazla sahiplenilebilirdi belki ama Sayın Kılıçdaroğlu onun önünü kesti biliyorsunuz. Evet, Kuşoğlu'nun dediği doğrudur, ben adayım demedi. Orada bir siyasi nezaket gösterdi. Diğer ittifak üyelerini de düşünerek böyle bir açıklamada bulunmadı. Onların da alınabileceğini, yanlış olabileceğini, evet, bir sıkıntı yaratabileceğini çok hassas evet, birisidir. Bu konu da çok hassas bir konu. Düşünerek öyle bir açıklama yapmadı. Siz beraber bir halen konuşma de yapmadınız ondan öncesinde değil mi? Hani ben böyle bir açıklama yapacağım diye. Yapmadım. Haberi yoktu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Evet, yoktu. Daha sonra peki size... Dolayısıyla yani kendisi evet öyledir ben adayım demediği için o dediğiniz şeyden, örgütten, diğer arkadaşlardan da öyle o yönde bir açıklama gelmedi. O hassasiyeti gösterdiği için. Anladım. Yani diğer ittifak üyelerine karşı bir yanlış yapmayalım, alınmasınlar, bir evet, sıkıntı olmasın diye düşündüğü evet, için. Peki bu açıklamanızdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu size teşekkür mü etti, sitem mi etti, yorumsuz mu kaldı? Hani yani, o bir perde arkası programımız ya, hani o perde arkasında ne oldu hakikaten? Yani çok samimi söylemem gerekirse işte ittifaktan bu açıklama dolayısıyla rahatsız olanlar olmuş diye birileri şey yapmışlar tabii. Doldurmuşlar. Kurcalamışlar işi. O da teşekkür etmemiş oldu bana. Anladım. Şimdi burada kapalı kapılar ardını zorluyoruz. Programlarından dolayı. Şimdi perde arkasını zorluyorsunuz. Zorluyoruz. Evet. Ama bu dediğiniz gibi kapalı kapılar arkasını zorlamak oldu. Tabii yani o bir klişe zaten. Bu siyaset literatürüne dışarıdan gelmiş bir klişe. Şimdi burada çatı aday tecrübesi yaşandı. Herkes ilk turda kendi adaylarını göstersin ya da çatı adayı göstersin. Bu ikisi arasında seçim sonucunun etkilenmesi açısından önemli bir fark var. Tam da burada şunu soracağım. Çatı aday meşhur artık o espriyle söylüyorum. O ekmek için Ekmelettin olayında Cumhuriyet Halk Partisi'de kapalı kapılar ardında o bu mevzunun otokriti yapıldı mı değişik zamanlarda? O zaman ben yönetimde değildim. Evet, onu biliyorum ama yani sonra. Bilmiyorum yapılıp yapılmadım. Muhakkak ki bir istişare evet, yapılmıştır. Bir değerlendirme sonucu böyle bir karar alınmıştır. Özellikle hani Türkiye'de sağ sol aslında bana şu andaki siyaseti tanımlamakta çok yetersiz iki kavram olarak geliyor. Gerçekten açıklamıyor sağ sol ama klasiktir. Türkiye'nin %70'i sağ, %30'u sol. Öyle bir yapı içerisinde kazanmak mümkün değil. 50+1 almak gerekiyor. O yapıyı bir rasyonel bir 50+1 olabilecek yani duruma getirmek için ekmek için Ekmelettin. Ekmelettin Bey de şeydi, kariyeri olan düzgün bir insandı hakikaten. Evet. Ve klasik cumhurbaşkanlarına bakınca da o cumhurbaşkanlığını yapabilecek birisi olarak görünüyordu. Onun için öyle bir tercihte bulunuldu. Onun meyvelerini de alıyoruz yani bugün gelinen evet, noktada ön plan. Yani bugün dünyada ne konuşuluyor biliyor musunuz? Post Erdoğan era. Yani Erdoğan sonrası Türkiye. Hı. Erdoğan sonrası Türkiye konuşuluyor artık. Evet. Yani yabancı
ülkeler, strateji merkezleri artık Erdoğan sonrası Türkiye'yi konuşmaya başladı. Bunun bir sebebi de odur yani. Belki başlangıcı Ekmelettin Bey ile yapıldı. Çok yanlış görünüyordu. Bana da birdenbire söylendiği zaman nereden çıktı? Teklifi Sayın Bahçeli getirmişti. Öyleymiş. Evet. Sonradan öyle oldu. Bu da çok manidar gibi geliyor bana. Öyle enteresan tabii. Evet. Ben de tabii çok şaşırmıştım. Ama o şeylerin, çabaların sonucu bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı 50+1 alabilecek bir durumdaysa ve Millet İttifakı içerisinde gerçekten samimi bir din anlayışına, dindarlık anlayışına sahip olan, inanca sahip olan Saadet Partisi gibi bir parti, bir milliyetçi kökten gelen İyi Parti gibi bir parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi zaten malum, onun haricinde merkez sağdan gelen bir Doğru Yol Partisi varsa, yine iktidar partisinden kopan bir başbakanın olduğu, başbakan yardımcısının olduğu birileri varsa, bu cenahta yer alabilen, demokrasi için bunlar bir araya gelebiliyorsa, o günlerin yanlış gibi görünen tercihlerinin, politikalarının bakiyesi gibi. Evet, yani sonucudur bu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzun vadeli bir stratejiyle ileriyi görerek yaptığı hamlelerin sonucudur. Şimdi Ekmelettin Bey olmayıp da bir başkası olsaydı kazanılabilir miydi o günün koşulları içerisinde? Yoktu. Onun için kim olursa geleceğe olsun, yönelik bazı hamleler yaptı. Bir stratejik hamledir. Çok önemlidir. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı genişletilmiş il başkanlar toplantısında muhalefete, iktidara talepkar olmanızdan vazgeçmenizi öneririm dedi. Yani burada boşu boşuna sorduğunuz soruyla bağlantısı var mı bunun? Yani siyasi cinayetlerle bağlantısı var mı? Hayır. Size bunu öneriyorum. Böyle. Yani müneccim değilim tabii. Yani öneriyorum. Hani bunu şöyle bir anlamak mümkün. Yorulmayın. Hani kendinizi yormayın anlamında mı? Yoksa bu kelimeyi başka türlü mü yorumluyorsunuz? İktidara gelmek için uğraşmayın diyor size Sayın Cumhurbaşkanım. Vallahi geçen birileriyle konuştum, dedi ki küçük Portekiz'de bile dedi. Bir strateji enstitüsü beni aradı dedi. Erdoğan sonrası Türkiye'yi konuşmak istediklerini söyledi dedi benimle. Yani biraz önce söyledim ya. Hakikaten öyle yani, Portekiz'de bile böyle görünüyor. Amerika'da da böyle görünüyor. O yüzden görünüyor çok yani. Fazla aday olmak istiyor. Yani çanta tekeklik görüyor artık ikinci turda galibiyeti Sayın Kılıçdaroğlu. Belki o yüzden çok hararetli istiyor. Yani, genel olarak muhalefette bir özgüven var tabii. Yani özgüven ileri patlaması oluyor. Yani. Yani. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi yani siz uğraşmayın falan, öyle değil. Yani artık... Canınızı yakarım mı demek istiyor yani? Ne demek istediğini yani, artık onu çok ciddi alıyorum. Bir devlet başkanı hani bu tarz bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Bakın, yani ama... Şimdi Tamer Bey bu tür yazılar çok yazar. Şeyde Foreign Policy'de çıktı değil mi? Orada mı çıktı? Foreign Policy'de evet. Foreign Policy'de çıktı. Şimdi orada bir Erdoğan gidecek yerine şunlar gelebilir diye bazı yazılar yazılabiliyorsa... bunlar geleceğe yönelik bu tür tahminlerde bulunabiliyorlarsa bu konu ciddi bir konudur diye düşünmek lazım. Evet. Değil mi? Yani bunu yazıyorlar, açıklıyorlar. Bir şeylerin Türkiye'de sonu geliyor, bir iktidarın sonu geliyor. Şimdi kabul etmek lazım. Türkiye NATO ittifakında, Batı ittifakı içerisinde yer alan bir ülke. Bu gelinen noktada ki Sayın Erdoğan'ın gelişinde onların çok büyük rolü var. Getirdiler, onu biliyoruz. Yeşil kuşak teorisinden itibaren yapılanlar, 28 Şubat falan filan, bütün bunların bir kurgu olduğunu görüyoruz. Evet. Bugüne kadar gelmiş. Demek ki bu gelinen noktada da artık bizim bazı dersler çıkarmamız lazım. Bu ülkeyi bizim yönetmemiz lazım. Tabii ki birileri bizi etkilemek isteyecektir. Birileri bizimle uğraşacaktır. Bunlara fırsat vermememiz lazım. O gücü elimizde tutmamız lazım. Hiçbirimizin böyle kolundan bükülebilecek durumunun olmaması lazım. Sistemimizin ona hiç el vermemesi lazım. Artık bu noktada gerçekten kendimize güvenen
ve gereğini yapabilen, doğruyu eğriyi ayırt edebilen bir Türkiye'nin oluşması lazım. Evet. Biz bu topraklar, bu Anadolu toprakları en eski devletleri, devlet geleneklerini, kültürlerini yaşamış topraklar ya. Bunu biz Amerikalılara, İngilizlere falan kaptırmamamız lazım. Kendimize güvenmemiz lazım. Evet. Artık Anadolu Cumhuriyet'le beraber kendisini yönetiyor. İlk defa biz Anadolu insanı olarak yönetime katıldık. Yönetimi belirliyoruz, yönetiyoruz, kendimiz yönetiyoruz. Artık size son bu, bir bu iddiada olmamız lazım. Son bir sorun var. Evet. Bunu çok samimi olarak yani söylüyorum. Yok, şu anda var. Bir vaktimiz var. Evet, onu alabiliriz. Sayın Kuşoğlu, benim de kişisel gözlemim iktidarın oylarının bir miktar, hatta bir miktarı da aşan şekilde eridiğini, ama bugün itibariyle söylüyorum, muhalefetin de parça parça bir büyüdüğünü, oylarının arttığını, hatta hiçbir şey yapmasa bile siyaseten obezleştiğini düşünüyorum. İktidarın yaptığı yanlışlıklardan, eksikliklerden, her neyse, ya da yorgunluktan dolayı. Şimdi bu taraf böyle, ama şimdi bu muhalefet cephesinde de tabiri caizse bir kara delik var, bir bam teli var. Yani ne bu? Bu bir HDP olayı. Şimdi bir herhangi bir muhalefet unsuruna şey sorduğumuz zaman, ya bu HDP'yle siz ne yapacaksınız arkadaş? Yani açık ya da kapalı bir ittifak mı yapacaksınız, veya işte olağan akışına mı bırakacaksınız falan deyince, hemen ilk söyledikleri şu hemen. Yahu bu iş şey, iktidar bu işleri iyi bilir. Bunlar Abdullah Öcalan'ı işte görüştüler. Evet, ben çözüm sürecine karşı çıkan bir gazeteci olarak yanlış oldu. Yetinmediler, Osman Öcalan'ı çıkardılar televizyona. Evet, o da yanlış. Yani muhalefette de bazen ya o yanlış, yanlışı yanlışla örtmeye çalışılıyor. Hani bir partiyle ittifak yapmanın yanlışlığı ya da doğruluğu anlamında söylemiyorum. Burada böyle bir kapalı devre bir sistem geliyor. Yani bir taraftan HDP, ya arkadaş ben meşru bir partiyim, gelin benimle toplumun önünde el sıkışın diyor. Bir taraftan da muhalefette bir ürkeklik, aman böyle olursa başımıza bela gelir, bizi topa tutarlar falan, böyle bir gitgeller var, bir medcezirler var. Yani burada aynı zamanda bir İyi Parti denklemi var, oyları artıyor. Bir taraftan eğer HDP açık bir destek verirse İyi Parti müstakil bir irade ortaya koyabilir, farklı bir şey olabilir vesaire falan. Ya bunun çözümü nedir? Yani bu havuz problemi gibi bir şey oldu. Bunu nasıl çözülecek? Bununla ilgili bir tasarım, programlama var mı? Yoksa şu anda henüz daha bu süreç olgunlaşmadı mı acaba? Bu da tabii çok önemli bir konu. Şimdi Türkiye'nin de dahil olduğu, biliyorsunuz, 20 küsur ülke için Orta Doğu bölgesinde rejimlerinin değişmesinden bahsedildi. Türkiye'deki rejim değişikliği de ilk Condoleezza Rice'ın Amerikan, evet, Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir sözdü bu, açıkladığı daha doğrusu. Evet. Söz olmaktan ziyade bu bir stratejiydi, plandı. Evet. O doğrultuda da hareket edildiğini görüyoruz. Ondan çok önce, onun söylediğinden çok çok önce başlamıştı bu. Bu BOP, Orta Doğu, evet, projesi bununla beraber eş zamanlı da yürüyen bir projeksiyondu değil mi? Tabii. Sayın Erdoğan da BOP'un eş başkanlığını yaptı. Kendisinin açıklamaları var falan. Şimdi Türkiye ile ilgili yapılacak olan, anladığımız kadarıyla Türkiye'nin İşte Kürtlerin, Türkiye'deki Kürtlerin Türkiye'den ayrılmasıydı. Buna yönelik çalışmalar olacaktı. Halen de var ona yönelik çalışmalar. Ama şöyle bir şey var. Kabul edelim ki bugün siz de, ben de Türkiye'deki Kürt kökenlilerin Türkiye'den ayrılmak istediğini büyük çoğunluk itibariyle söyleyemeyiz. Asla. Söyleyemeyiz. Asla, tabii. Eşit yurttaşlar mıdır? Eşit yurttaşlardır. Yani herkes ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım dedikten sonra bütün ihalelere girer, istediğini alır, satar, evet, istediği bölgede yerleşir falan. Yani bu bazı küçük olaylar dışında da ki ona benzer olaylar başka konularda da oluyor. Türkiye'de bu Türk-Kürt çekişmesini halka mal edip
topluma mal edip Türkiye'yi bölmeyi başaramadılar. Çok şükür. Evet, şükür tabii. Türkiye'nin bu çok büyük bir başarısıdır. Hiçbirimiz de böyle bir bölünme istemeyiz. Tabii. Kürtler kardeş demek de yanlış. Biz beraberiz çünkü. Beraberiz elbette. Biz beraberiz. Bu konunun siyaseten çok fazla bana göre istismar edilmemesi lazım. Yani bu konu biraz önce özetlediniz. Öyle dendi, böyle dendi. Sen öylesin, sen Kürtçüsün, sen bölünme istiyorsun. Yok, hiçbirimiz bölünme falan istemeyiz. Ama bunu çözecek olan kurum öncelikle devlettir. Devletin bir politikası olur. Bunu tabii ki siyasi partilerin bu konuda görüşü olacaktır. Bizim de var. Her partinin bu konuda görüşü var. Ama bu öncelikle devlet sorunudur. Bu devlet sorununun çözüleceği yerde biz hep söylüyoruz meclistir. Evet. Mecliste bu konuyu görüşeceğiz, çözeceğiz. Bu milletin istediği şekilde çözeceğiz. Kimsenin ayrılmak istediği falan yok. Birileri vardır tabii marjinal ki. Marjinal gruplar vardır. Bu konuyu bu Türk devleti çözer. Evet. Bu konuyu halleder. Evet. Şimdiye kadar da çözmüştür. Sonrasıyla ilgili olarak da gerekeni yapabilir bir Türk devleti vardır. Bana göre çözecektir bunu da. Evet. Evet. Sayın Bülent Kuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir sohbette bulunduk. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok bizim için de böyleydi. Hakikaten çok içtenlikli, çok net yanıtlar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten saklamadım. Sen bir cevaplar vermeye çalıştım. Onu biz de izleyicilerimiz de hissettiler eminim. Evet. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederim. Perde arkasında reklamlardan sonra yeniden birlikte olacağız. Gazeteci yazar İsmail Küçükkaya da telefonla programımızın bir bölümünde bizlerle birlikte olacak. Şimdi reklama gidiyoruz efendim. Perde arkasında yeniden birlikteyiz efendim. Şimdi sırada medya konumuz var ve meslektaşımız İsmail Küçükkaya evet. Bizimle birlikte. Evet. İsmail Küçükkaya, iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar sevgili Talat Adıyla, Tamer Korkmaz'a da, bütün izleyenlerimize de sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Bir mukavele, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Programımızın ne kadarını izleyebildin, bir yemekteydin? Evet, şimdi ben Diyarbakır'dayım, bir yemekteyim ama sizin değerli programınıza bir parça bir nebze olsun katkı verebilmek için çıktım şimdi dışarıya. Çok, çok naziksin, çok teşekkür ederim. Değerli İsmail, Türk medyasındaki bu bu kamplaşmanın temel nedeni ne? Bu hem böyle siyasetçilerin hem de gazetecilerin işine mi geliyor? Bu süreci nasıl aşacağız? Bir ilk sorun bu olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yeni programınızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizi ben eskiden de Kanal A'da Tamer Korkmaz'la birlikte çok izlerdim. Tamer de zaten hem ayrıca da çok sevdiğim de bir yazardır. Dolayısıyla bu programın çok renkli, çok içerikli, doyurucu olacağına çok kesin inanç sahibiyim. Programınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. İlk programınız da Gültekin Uysal'la çok başarılı geçmiş. Ben bugün sabah Fox'taki programında da oradan bir manşet seçtim. Özellikle evet. Gültekin Uysal'ın 300 milyar dolarlık yurt dışına gitti şeklindeki sözleri. Tabii Bülent Kuşoğlu da bu tezi dillendiriyor. Bence çok 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 önemli bir konu bu. Bizim zenginlerimiz neden yurt dışına gidiyorlar şeklindeki soru ve tartışma da bence çok önemli. Sevgili Talat Adıyla tabii aslında senin sorunun içinde de cevap gizli. Bence bu kutuplaşma tabii başta siyasiler olmak üzere bu kutuplaşmaya hizmet eden herkesin işine geliyor. Evet. Şimdi hani sizin gibi Tamer de bu şekilde, ben de o şekilde olmaya çalışırım. Eğriye eğri diyen, doğruya doğru diyen bir yaklaşım aslında kolay değil. Bazen iki mahalleden de dayak yiyebiliyoruz. İşte sen de bunu yaşadın. Evet. Hepimiz zaman zaman bunu yaşıyoruz. Oysa bunu yapmak yerine bazı siyasiler için veya bazı meslektaşlarımız için iki taraftan birine yaslanmak ve o kutuplaşmanın üzerinde dans etmek çok rahat bir şey. Konfor alanı çok geniş bir şey. Çünkü mesela herkesin hitap ettiği bir mahalle var. O mahalleye oynuyorsa, yalnızca o mahalleye oynuyorsa, o mahallenin hoşuna giden şeyler söylüyorsa, o mahalleden alkış almak için konuşuyorsa, yorum yapıyorsa, yazı yazıyorsa bu tabii çok kolay aslında. Konforlu da değil mi? Konforlu bir alan. Konforlu. Evet, yani
Şimdi sen mesela düşün, ara ara niye dayak yiyorsun? Çünkü bazen o taraftan haber yapıyorsun, bazen bu taraftan haber yapıyorsun, bazen onu eleştiriyorsun, bazen onu övüyorsun. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Esas da gazetecilik bir mesafe ayarı işidir. Ama bizim meslektaşlarımızın çoğu bu mesafe ayarı işini bırakıyorlar. Ya hükümete yaslanıyorlar ya muhalefete yaslanıyorlar. Şimdi mesela muhalefet cenahındaki arkadaşlarımız da aynısını yapıyorlar. Şimdi bu konforlu bir alan. Şimdi neye benzetebilirim bunu? Hani bir denizdeki dalgaların üzerinde sörf yapmaya benzer. Şimdi bir hakim duygu var iki tarafta da. Ben kabaca şöyle diyorum. Bir taraf %40, öbür taraf %40. Tamam mı? Şimdi bu tarafın %40'ına göre konuştuğun zaman, yazdığın zaman bu taraf seni hep el üstünde tutuyor. Ama bu tarafı hiç eleştirmemen gerekiyor. Ya da öbür taraf tersi. Ortada aslında bir de %20'lik de bir kesim var. Daha bilinç düzeyi yüksek. Bu kutuplaşma ve angajmanın dışında kalmış bir kesim var, bir kitle var. Aslında olması gereken ise bizlerin yapmaya çalıştığı gibi %40'ı veya diğer %40'ı düşünmeden doğru nedir onu söylemek, yanlış nedir onu ifade etmek ve siyasilerle ayarımıza da mesafe koymak. Yani bence öbürü çok kolay. Onun için bunu tercih ediyorlar. Evet. Sözü dayaktan açmışken sen de yakın zamanda bir dayak yedin. Bu evet. 6-7 Ekim'e denk geldiği için Başak Demirtaş'ı televizyona çıkartmandan kaynaklı. O bir tevakuf muydu, tesadüf müydü? Nasıl denk geldi? Ne oldu? Yani orada ne oldu da bu kadar bir gürültü koptu? Çünkü o olaylar toplumun hafızasında da doğrusu 6-7 Ekim olayları, işte Yasin Börüler şehit oldu vesaire falan, içimiz yandı. Hani o döneme de denk gelince, hani ben senin iyi niyetini ve vatanseverliğini bilirim doğrusu. Ama o şeylere denk gelince bir hedef tahtasına oturtuldun. Orada bir zamanlama problemi mi vardı? Neydi oradaki olay değerli İsmail? Ya şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bunu da anlatayım. Bu önemli sorunun yanıtını da vereyim. Şimdi fakat ben bundan 3-4 hafta kadar önce Selçuk Bayraktar'ı yayına aldım, canlı yayına. O zaman da belli kesimlerden dayak yedik çok ağır bir şekilde. Buna tahammül edemediler Selçuk Bayraktar'a. İşte mesela dünkü yayınımda Fatma Şahin vardı. Yine belli kesimler çok kızdılar. Linç boyutuna yükselmedi ama yine yani bazı kesimler tahammül edemiyorlar. Farklı kesimlerin ekrana çıkmasını, onlarla sohbet edilmesine tahammül edemiyorlar. İşin genel fotoğrafta ki yansıması bu. Onu söyleyeyim. Yani bunlardan etkilenmeyiz ama. Yani biz Selçuk Bayraktar haber değeri taşıyorsa onu da yayına çıkaracağız. Çıkarmaya devam edeceğiz. Kim kızarsa kızsın. Veya işte kim olursa olsun bu ülkedeki söz hakkı arayan herkese söz hakkı vermeye çalışacağız. Şimdi şöyle anlatayım senin soruna. Aslında geçtiğimiz yıl Başak Demirtaş yayına çıkmak istemişti. Bir önceki yılımda benim yayına çıkmak istemişti. Fakat bir gerekçeyle onu yapamamıştık. Bu sene de böyle bir talep geldi. Fakat sonra ben zamanlama konusunda bir gittik geldik, gittik geldik çünkü uyduramadık. En son kendisi, ben onları galiba bir pazartesi davet etmiştim. Şimdi biliyorsun benim yayınımın konukları çok önceden planlanıyor. Böyle 5 gün, 6 gün önce falan yayın bitmiş oluyor. Ama bazen de konuklarda bir takım aksilikler olabilir, ne bileyim birisi hasta olabilir, birisi gelemeyebilir ya da farklı sebeplerle o yayın gerçekleşemeyebilir ama bazen de anlık konuk tercihlerinde de bulunabiliriz. O hafta şöyle bir şey oldu sadece. Selahattin Demirtaş'a da gitmişti eşi. Aylık olan görüşmesini yapmaya gitmişti. Hani öyle pandemi koşullarında galiba ayda bir defa evet, görüşebiliyor. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi yayının zamanlaması birkaç kere değişti. Ve dolayısıyla o güne denk gelmesi tamamen tesadüf. Doğrusu şöyle. Biz PKK bizim için bir terör örgütüdür. En ufak bir kuşkumuz yok. Zaten tabii, yayınlarımızda da bu son derece nettir. Yani burada tabii, yani milyarda bir bile bir tereddüt yoktur.
Ama öbür taraftan ben yayının içeriğine bakıyorum. Yayının içeriğinde en ufak bir suç unsuru yok, en ufak bir polemik yaratacak bir konu yok. Ki zaten Başak Demirtaş oradaki yayında, hani ben kendisiyle de onu konuştum yayında, çünkü ben o bir siyasi kişi değil. Ama sonuçta 5 yıldır eşi cezaevinde olan birisi ve eşi de bundan daha önceki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir isim. Ve bir kadın olarak yaşadıklarını anlatmak istedi. Yani politik bir program değildi o. Geldi bir anne, ayrılmak durumunda kalan bir öğretmen, bir eş olarak bana yaşadıklarını, hatta bir ara işte ev işlerinden bahsetti, nasıl turşu yaptığından filan bahsetti. Dolayısıyla o programın kendisi içeriğinde en ufak bir sorun yok. Çok steril ve çok da temiz bir programdı. Çünkü dediğim gibi siyasi amaçları olan bir program değildi. Dolayısıyla ben işin o kısmında herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet, zaten içerik, ben de o yayını önemli ölçüde izledim diyebilirim. Doğrusu içerikte öyle karşıt görüşlerin de çok şey yapacağı ya da insanları irite eden bir şey, doğrusu izlediğim kadarıyla söyleyebilirim. Ben de doğrusu şey yapmadım. Orada yalnız bir şey, hani o tarih konusu belki biraz daha dikkat edilebilir miydi? O mu gözden kaçtı? Çünkü o dönem hani malum acı bir süreç yaşadık. Yasin Börüler şehit edildi. 6-7 Ekim olayları. O hani o tarihe denk gelmiş olması sanki bir gözden kaçmış gibi. Valla Yasin Börü olayı, Yasin Börü 7'sinde şehit olmuştu. 7 Ekim'de. Biz her yıl 7 Ekim'de de zaten Yasin Börü ile ilgili Çalarsat gazetesi yaptık. Ondan sonra andık. Tabii biliyorum. Andık biliyorum tabii. 7'sinde. Fakat şöyle bir şey oldu. O günkü yayını izlerseniz 6 Ekim'de ben İlk başladığım dakikada itibaren programda İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş özel günü yaptım ben o gün aslında. Hı hı. Çünkü benim bütün odaklanmam İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşuydu. Programın başladığı dakikadan bitimine kadar buna vurgular yaptım. Nitekim buna ilişkin haberler, buna ilişkin dosyalar yayınladık biz. Yani ben tamamen, benim için 6 Ekim o tarihte İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günüydü. Ve buna ilişkin yayınlar yaptık. Ama ben Yasin Börü ile ilgili hazırlığımı 7 Ekim'e yapmıştım. Çünkü Yasin Börü şehit edildiği gün 7 Ekim'de. Şimdi biraz daha sanki çerçeve oturdu gibi. Yani o sizin şu ifadenizden sonra sanki Tamer evet. Yanılıyor ama mu? Ama şunu da söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim sadece. Eksik kalmasın sevgili Talat, sevgili Tamer Korkmaz. Şu olsaydı bakın. Ben yayınımda Başak Demirtaş'a 6 Ekim'e 7 Ekim'e ilişkin o olaylara ilişkin bir soru sormuş olsaydım her türlü eleştiriyi göğüslemeye hazırdım. Ama ben 6 Ekim ilişkin hiçbir şey söylemedim. Hiçbir soru bile sormadım. İması bile geçmedi. Benim için 6 Ekim o tarihte İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günüydü. İşte Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı videoyu verdik. O gün sosyal medyada paylaştığı. Sonra özel bir haber yaptırdım Zafer Sökent muhabirime. İstanbul düşman işgalinden kurtuluşu ile ilgili ve buna ilişkin söylemler geliştirdim. Dolayısıyla 6 Ekim böyleydi. 7 Ekim'de bizim için Yasin Börü şehit edildiği gündü ve kahramanımızı, şehidimizi saygıyla andığımız bir gündür. Her yıl 7 Ekim'de yapıyoruz bunu. Evet, evet. Şimdi biraz bu bu yeni bir bilgiydi doğrusu benim açımdan ve sanki daha fotoğraf daha sağlıklı anlaşılmıştır diye. Daha netleşti. Değil mi değerli Tamer? Peki, değerli İsmail, yine toplumun göz önünde cereyan eden ve merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Bu Fox TV ile RTÜK arasında bir gerginlik oldu. Yani kimin haklı, kimin haksız olduğu bu başka bir tartışmanın konusudur. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin ile Fox Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk arasında bir tartışma oldu. Ve en son Ebu Bekir Şahin, RTÜK Başkanı, beni Fox Yayın Yönetmeni tehdit etti dedi. Doğan Şentürk de hayır, böyle bir şey yok dedi. Nedir bu? Yani bir televizyonla bir RTÜK Başkanı'nı karşı karşıya
getirecek kadar ilginç olan süreç aslında neydi? Bu kamuoyunun önünde yaşanan bir durum ve önemli bir gazeteci olarak ve Fox'un da bir ekran yüzü olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii bu zor bir soru. Şöyle zor bir soru. Ben sonuç itibariyle 9 yıldır Fox'tayım ama Fox'ta sabah haberleri yapan ve sunan bir gazeteciyim. Bu sizin sorduğunuz soru tabii idari boyutu ve idari sorumlulukları olan bir konu. Dolayısıyla hani ben burada bir yanıt verecek durumda değilim doğrusu. Hani doğrudan genel yönetmenim Doğan Şentürk bunu en iyi şekilde yanıtlayabilir. Sadece şu kadarını söyleyeyim ama ben. Hani böyle bir polemiğe karışmak istemem. Çünkü Doğan Şentürk de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Sonuçta Fox'un sorumluluğu. Böyle bir niyetimiz yok dedi. evet. Ama şunu söyleyeyim. Doğan Şentürk'ü ben yaklaşık 30 yıldır tanıyorum. Sen de öyle. Beraber muhabirlik yaptığımız bir isimdir. Hani benim yayın yönetmenim ama aynı zamanda da arkadaşımızdır. Doğan gerçekten hayatta hiçbir zaman hiç kimseyi böyle tehdit eden bir insan değildir. Sadece o kadarını söyleyeyim. Orada ben bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama o iletişimi giderirler diye düşünüyorum. Sadece şu kadarını ifade edebilirim. Çünkü o kısım benim programımda oldu. Ben bu yıl Fox'ta 9. yılıma başladım. Ve 9. yılıma başlarken biz yaz saatinde girerken Doğan Şentürk'le konuşmuştuk. Yeni sezona Ankara'dan başlayalım diye kararlaştırmıştık. Evet. Ankara'dan ben de 30 Ağustos'ta başlamayı rica etmiştim. O da kabul etti yayın yönetmenim olarak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'dan başladık bir hafta boyunca. Ve Doğan Şentürk de benim yeni sezonumun ve dolayısıyla Fox Haber'in de ana haberimiz de çünkü o gün başladı. Başlangıcında kamuoyuyla görüşlerini ve Fox'un ilkelerini hatırlatma gereği hissetti. Orada Doğan sadece Fox'un yayın yönetmeni değil, sadece 30 yıllık bir gazeteci değil. Aynı zamanda çok farklı meslek örgütlerinde üst düzey yöneticiler yapmakta olan birisi olarak da genel ilkelerden bahsetti. Dolayısıyla hani orada herhangi bir kişiye, hele hele Rütü'nün başkanı Sayın Ebubekir Şahin'e yönelik herhangi bir tehdit olamaz. Yani öyle bir iması bile yok. Dolayısıyla ben orada bir iletişim kazası olduğunu tekrar edeyim ve onu da giderileceğini düşündüğümü söyleyeyim sevgili Talat. Ama onun dışında daha genel açıklamaları kuşkusuz genel yönetmenim Doğan Şentürk yapacaktır. Evet. Geçen hafta Fatih Altaylı'ya sordum. Çok net bir şekilde yanıtladı. Bakalım sen yanıtlayacak mısın İsmail? Dedim ki hangi partiye oy veriyorsun dedi. O soruyu sana da sorayım. Hangi partiye oy veriyorsun? Fatih İsmail? Altaylı ne dedi ona? Fatih Altaylı dedi ki ben şimdiye kadar hiçbir sağ partiye oy vermedim. Geçmişte bir yalnız bir Anavatan Partisi'ne oy verdim. Onun dışında ANAP'ın ve sol partilerin dışında bir partiye oy vermedim. Böylece açıklamış oldu hangi partiye oy verdim. Evet, nezaket gösterip açıklamış oldu. Aynı cesareti senden de bekliyorum. Evet, ben şimdi şöyle, hani mesele cesaret meselesi değil. Tabii Fatih Altaylı'nın bu sözüne ben saygı duyarım ama bu saygı duymakla birlikte herkesin kendi farklı bir tarzı var. Ya ben sonuçta her gün 3 saatlik canlı yayın yapan bir kişiyim. Tabii Fatih Altaylı çok 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 tecrübeli bir gazeteci, yöneticilik de yapmış bir isim. Onunki ayrı. Ben bunu hiçbir zaman açıklamadım, açıklamam da. Yani çünkü gazetecinin hani bu neviden görüşlerini açıklayıp açıklamaması da bir tartışmadır. Öbürü de var, onu da biliyorum. Özellikle Batı medyasında da kurumsal olarak da gazeteler veya televizyonlar seçimlere giderken tutumlarını, tavırlarını açıklarlar. Evet, ama ben hani bunu uygun dünyada da tartışmalı bir konu ama netice itibariyle kişiye özel olarak da kabul edilebilir yani. Evet, yani çünkü ben bunun mahrem bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Mahrem bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşan seçimlerde hani kime oy verip vermeyeceğin konusu hani kişi isterse açıklayabilir. Doğru. Doğru ama en azından şunu sormuş olayım. İşte
Genelde sağ partilere mi oy veriyorsun, sol partilere mi diyeyim o zaman? Hadi. Ya ben bunu da söyleyeyim. Alan daraltayım biraz. Ben bunu da söyleyemem, hayır. Yani evet. Çünkü ben ben artık partilere baktığım zaman böyle sol ya da sağ diye ayırt etmiyorum. Hmm. Çünkü ben artık Türkiye'de sol parti olduğunu, sağ parti kaldığını falan da düşünmüyorum. Ben bu önemli bir değerlendirme. Evet, ben artık Türkiye'de sol parti, sağ parti kalmadı. Ben sadece şuna bakıyorum. O seçimin psikolojisi nedir? O seçimin psikolojisinde nasıl bir duygu akıyor? Tamamen stratejik oy kullanıyorum ben. Anladım, anladım. Bu önemli evet, bir yanı. İsmail'e benim de bir sorum olacak. Tamer Kalkmaz, tabii ki. Evet. Tamer, yazılarının büyük hayranı olduğumu öteden çok beri biliyorsun değil mi? Çok naziksin sevgili İsmail. Severek, biliyorum, efendim. Çok. Hatta geçmişte bir şey söyleyeceğim, çok evet. Özür. Çok detaya girmeyeceğim. Hatta geçmişte bir yayın yönetmeni bana senin yazılarını çok sevdiğimi bildiği için Tamer'i de alıyoruz demişti. Evet. Geçmiş zaman, bayağı zaman. Beraber aynı gazetede de yazacaktık fakat seni ikna edememişti o tarihlerde. Serdar evet. Turgut mu bu? Evet. Ya ben isim Tamer, sen tabii cin gibisin ama ben şey yapmayayım şimdi. Çok teşekkürler. Peki. Çok teşekkürler İsmail. Şimdi soru evet. Benim soruma tabii. Gelince. Şimdi biz gazeteciler medyanın geleceği konusunda çok sohbet etmeyi severiz. Evet. Her zamankinden farklı bir durum var. O yüzden burada görüşlerini çok merak ediyorum. Mesela 90'lı yılların başında özel televizyonun gelmesiyle gazetelerin konumunda bir değişiklik olmuştu. Ama Türk basını bu aradaki yani bu özel televizyonların açtığı dönemden sonra kendi içerik ve görsel düzenlemesini tam olarak yapamadı. İstisnalar var tabii. Oradan hızlıca şuraya geçeceğim. Hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir dönüşüm bu dijital medyanın son yıllara damga vurmasıyla ve daha da çeşitlenecek olmasıyla bir nevi benzetme yapacak olsak adeta bir kimyasal dönüşme doğru gidiyor. Gazetelerin durumu malum. Artık medyadaki herkesin bildiği sır gazetelerin tirajı gerçek tirajları değil filan. Şimdi bu çerçevede televizyonlar bile bu degrade olma durumuyla karşı karşıya. Çünkü siz diğer platformlarda bir filmi istediğiniz kadar yani duruyorsunuz, kalkıyorsunuz, duruyorsunuz, kalkıyorsunuz, istediğiniz zaman izliyorsunuz. Ama televizyon ekranında bir filmi izlerken bu kadar konforlu olmuyor. Şimdi burada bir pratiklik oluşuyor ya da YouTube'daki kolaylık. Hepsi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu dijital dönüşümün bütün medya enstrümanlarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun? Bir öngörünü alalım. Valla bu çok çok önemli bir soru. Şimdi buradaki gelişmeleri ıskalayan bir kere bu mesleğin dışında kalır, hayatın dışında kalır. Şimdi mesela bir örnek, şimdi sizin sevgili Tamer Kokmaz, bak program partneriniz. Çok uzun yıllardır Türk Times sitesinde dijitalde varlık gösteren bir meslektaşımız. Uzun yıllardır mesela düşün. Şimdi belki de bu trendi en başta yakalayan isimlerden birisi. Mesela bizim kanalımızda bence Fox'un başarısının arkasında da böyle bir sinerji var. Şöyle uzun yıllardır Fox'da sosyal medyayı da etkili kullanan hem sabah hem akşam programlarında da etkileşime önem veren bir strateji izledi. Bence Fox'un bugün gelmiş olduğu çizginin içerisinde bunun da rolü var. Mesela yazılı basına baktığımız zaman büyük gazetelerin tamamı denediler bu dijitalleşmeye dair dönüşümler yaptılar. Ama büyük bir kısmı bunu maalesef efektif bir şekilde getiremedi. Şimdi bunu yani şöyle söyleyeyim. Marka çok önemli. O markanın güvenilirlik duygusu vermesi çok yaşamsal. Demek ki medyada bir markan olacak. O markanın verdiği güven duygusu olacak. Ama bunu günümüzün o dijital teknolojileriyle birlikte teknolojinin getirdiği imkanları da çok hızlı bir şekilde kullanarak etkileşimi maksimum seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapanlar başaracak, yapamayanlar yok olup gidecekler. Benim gördüğüm bu. Katılıyorum evet. İsmail. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorun var mı İsmail? Yok, değerli İsmail. Evet. Çok teşekkür ediyoruz işini
yarıda keserek programa katıldın, iştirak ettin. Çok naziksin, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler de, sevgili İsmail. Ben de her ikinize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Programınız ve kanalınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol İsmail. Evet, sevgili Talat Atilla. İsmail Küçükkaya'yı da önemli tespitleriyle birlikte dinledik. Ya İsmail organiktir. Yani hatasıyla, sevabıyla organik bir güzel bir sohbet oldu. Gazetecidir, evet. Güzel bir sohbet oldu. Televizyonda da başarılı gidiyor ve zaman zaman o da bizim gibi dayak da yiyor. Evet, ben bu medya konusunda bir tamamlayalım istiyorum. Daha sonra diğer bölümlerimize geçebiliriz. Şimdi medyada bir taraftan bir kutuplaşma fotoğrafı var. Ve bu kutuplaşma fotoğrafının içerisinde de her iki tarafta bir tahterevalli var. Ve buradaki sahne alanların çok önemli, büyük bir kısmı. Yani karşıt görüşte bulunmalarına rağmen aynı merkeze çıkıyorlar. Yani aynı sonuçta bütün yollar Roma'ya çıkar gibi oluyor. Şimdi bu çerçevede şöyle bir oyun teorisiyle ilgili bazı satırlar okuyacağım. Ondan sonra cevabını alacağım. Şimdi kıymetli yazar Mete Gündoğan'ın Oyun Teorisi adlı kitabında sözünü ettiği bir kriptolojik kurgu var. Bu medya içinde, siyaset içinde, başka branşlar içinde söylenebilir ama bizim konumuz medya olduğu için burada o teoriyi okuyup bunun aslında günümüzde medya pratiğine benzer örnekler taşıyıp taşımadığını konuşmak istiyorum. Şimdi onu söylüyorum, bu ilgili bölüm. Öyle bir oyun düşününüz ki tüm oyuncular aynı ekipte. Sözde kendi rakibinize karşı oynuyorsunuz. Muhteşem bir kriptolojik kurgu. Rakibiniz sizinle aynı amaçlara hizmet eden biri oluyor. Siz ve rakibiniz sizin için hangi strateji en büyük getiriyi sağlıyorsa onu tercih ediyorsunuz. Size karşı oynuyor gibi görünerek aslında size hizmet ediyor. Nokta. Evet. Çok doğru. Yani bu kadar güzel, bu kadar kısa ancak böyle özetlenebilirdi. Bunun hemen mesela canlı şeyini verelim. Bugün mesela İktidar Partisi'nin oy kaybetme nedenlerinin en başında gelenlerden belki de ilk üçe alınacak bir problemdir bu. Nedir? Tabii. Evet. Nedir bu? Kendine ait gazetelerin var. Muhalefetin de kendine ait gazeteleri var. İktidarın da kendine ait televizyonları var. Muhalefetin de yayın organları var, televizyonları var vesaire falan filan. Fakat şimdi at sahibine göre kişiler. Şimdi öyle gazeteciler var ki bu özellikle iktidarı destekleyen ya da destekliyormuş gibi görünenlerde. Evet, destekliyormuş yani her gibi görünen, evet. Her ekrana çıktığında yani saçını başını insanlar yoluyor ya da zap yapmak istiyor ya da küfür ediyor ya. Evet. Yani bir insan hani bazen bırak fikirlerini. Ya bir insan bu kadar içeriksiz, bu kadar tarafgir, bu kadar tuhaf böyle embesil tipler, konuşmalar, anlamsız savrulmalar bu inanılır gibi değil. Yani o zaman onun bir rolde oynadığını, bir ters manyel yaptığını düşünebilir miyiz? Çünkü bu tarafa şimdi, zarar veriyor. Taraftarı olduğu şimdi bir bölümü tabii yani bunu düşünmesi gerekenler, bunu analiz etmesi gerekenler iktidar mensupları. Yani tabii. Yetki sahibi tabii. Olanlar. Ya işlerine böyle geliyorsa devam etsinler tabii, ne olacak yani? Evet. Çıkıyor gazeteci. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir tespit yapıyor. Hiçbir şey yok ortada. Tamam mı? Otomatik, mekanik bir savunma, mekanik bir saldırı. Kardeşim, sen parti militanıysan ki bu muhalefette de var. Tabii. Otomatik hemen
otomatiğe evet. sarıyor. Parti militanıysan, parti üyesiysen gazetecilik yapma o zaman kardeşim. Siyasete gir. Bu kadar basit yani bu iş. Bu kadar basit. Yani bu oy kazandırmak yerine ağır bir şekilde oy kaybettiriyor. Bırak onu, bir beden dili vardır insanların. Bir böyle bakarsın böyle bir seni rahatsız eder. Yani bu şuna benziyor mesela hiç tanımadığımız insanlara bazen mesela şuradan girer bakarız gıcık kaparız. Bazen de gireriz bize bir huzur verir, bize bir rahatlık verir değil mi? Evet. Ya arkadaş seçmece ya. Nereden buldunuz? Fikirsel olarak, aura olarak, her neyse. Nereden buldunuz? Yani çıktığı zaman yani insanın tüyleri diken diken oluyor. Peki aynı diken diken eden muhalefette yok mu? Var ama evet. onlar niye çok fazla dikkat çekmiyor? Çünkü iktidar var, 20 yıllık biriktirdiği bir negatif enerji var. Bu enerjiyi siz çarpan bu gazetecilerle mi toparlayacaksınız? Evet. Bu çarpan etkisiyle mi? Yani kim körü körüne bir gazeteciyi, bir fikri körü körüne yanlışlarını savunuyorsa o çok tehlikelidir zaten. Yani bu seküler anlamda da böyledir. Evet. Dini referansla baktığımız zaman da böyledir. Bunun adı nedir? Münafıklıktır. Yani orada başka burada başka konuşuyorsun. İnanmadığın halde bir şeyi tabii, en önemli konu da bu. Yani ha. o kişiler ha. mesela belli bir zaman dilimine kadar aşırı bir hükümet karşıtıyken bir gecede sabahleyin bir kalkıyorlar hükümet taraftarı. Ya bunu ameliyatla yapamazsın. Bunu büyüyle yapamazsın. Muskayla yapamazsın ya. Bir gecede ne oldu? Çok veya örnek verebiliriz. Ne oldu? Evet, tabii. Beş günde tabii. ne oldu? Tabii. Yani ne oldu da sen daha dün küfrettiğin işte iktidarı destekliyorsun ya da tersine alalım kızdığın muhalefetin yanına geçiyorsun. Nedir bu yani? Çünkü bu bir kişi bir değişim geçirebilir ama bu çok uzun sürer. Bu 24 saatlik bir şeyden bahsediyoruz. Ya, bu başka bir şey. Evet. İnsanlar elbette fikirlerini revize eder. Her zaman söylüyorum çay bile demlenmeden içilmez. Fikirlerini değiştirebilir de. Bak öyle değil de böyledir der. Mesela bir iktidar tanımlaması ben kişisel olarak yaptığım zaman mesela ne diyorum? Bugün bana birisi bir iktidar tanımlaması yap dese ben ne diyorum? Kardeşim çok basit. Diyorum ki bir ihtiyaçtan çıkmıştır. Anadolu insanlarını, tecrit edilen Anadolu insanlarını sistemin içerisine katma ihtiyacından çıkmıştır. Bir ihtiyaç olmasa idi iktidar olmazdı zaten. Şu ya da bu nedenlerden dolayı ihtiyaç vardı. Çok da güzel başladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarını sattılar. Milletvekilleri halkın içerisinde otursun diye. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı sizin Keçiören'de oturuyordu. Daha önce programda söyledim. Vesaire falan. O konuşma, o üslupta iktidarda bir şey vardı. Liberaller, sol vesaire falan da bu süreçten etkilendi ve iktidarı destekledi. Ama enaniyet, kibir dediğimiz şey geldiği zaman yani sen bir şey anlattığın zaman ya ne anlatıyorsun boşuna? Senin anlatacağın her şeyi ben zaten biliyorum. Bunu sözle söylemene de gerek yok. O bakışı verdiğin zaman bloke ettiğin zaman sistemi sadece kendi tarafına ve kurduğun insanlarda şu algı oluştuysa kardeşim torpil olmayan bir yere giremiyor. Torpil olmayan şunu yapamıyor. Şimdi ve liyakatlı insanları seçmediğin zaman bütün bunları yaptığın zaman ne yaparsın? Ne yaptın? Sen ilk 10 yıllık iktidar, iki dönemin iktidarıyla iki dönemden sonraki iktidar niye değişti? Bu ve benzeri nedenlerden değişti. Evet. Yani hepsi birleşti. Senin senin mottolarından birisi nedir? Bir referans olarak bir aynı zamanda bir İslami bir referansın var. Ve bu nokta niye çok kritik? Çünkü siyaset bugün böyledir, yarın öyledir, değişir, olur, olmaz vesaire. Ama bir nesil ya da nesiller senin üzerinden bir İslam okuması yapar ve gider
deist olursa, ateist olursa vebali şayet, çok büyük olur. Bunun vebali ağır olur. Dünyada da ahirette de bunun vebali ağır olur. Çünkü ortaya bir referans koyduğun zaman seni referansına göre değerlendirirler. Önce beyaz evet, kirlenir. Dolayısıyla referanslarına sahip çıkacaksın. Mesela şöyle bir şey de olmaz. Olmaz kardeşim. Nerede yazıyor bu? İşte iktidarı desteklemek için vaaz veririm. Yani o vaazları, fetvaları eğer iktidara zarar verecekse ben o şekilde veririm. Ha şu bu şu demektir. Fetvayı siyasallaştırırım. Hayır, yapamazsın. Yapamazsın arkadaş. Sen fetvayı verirken senin kaynağın nedir? Kur'an'dır değil mi? Evet. İslam'dır. Sen onu siyasallaştırıp istediğin şekilde fetva veremezsin. Tabii, olmaz bu. Tabii, olmaz. Mümkün değil. Bu olmaz. Tabii. Bu kabul edilemez. Kim bunu diyorsa tabii, rütbesi ve sıfatı ne olursa olsun reddediyorum. Bu olmaz. Olmaz. Kesinlikle. Bu kabul olmaz, edilemez. Tabii. Ne demek bu yani? Eğer bir iktidar şey olacak. Hayır. Tam tersine. Sen asıl iktidara eleştirinin bir ikram olduğunu, iktidarı asıl eleştirecek diyeceksin. Bu arkadaş hata yapıyorsun. Bak, seküler anlamda da bu yanlıştır. Dini anlamda da bu yanlıştır. Değil mi? Tabii. Diyanet İşleri Başkanlığı çıkacak. Diyecek ki tek taraflı konuşmayacak Diyanet İşleri Başkanımız. Yani sen bir noktada bir bilgi verirken, bir fetva verirken, diğer tarafta sen yolsuzlukla ilgili de konuşacaksın. Adam kayırmayla da ilgili ya, konuşacaksın. Hepsiyle ilgili, hiçbirini ayırmadan. Ha, şimdi şöyle bir şey yok yani. Bak şöyle bir Müslümanlık tarzı yok. Ben Kur'an'da istediğimi seçeyim. Ne yapayım mesela? Efendim içki içmek günah. Evet, günah. Efendim işte başörtüsü örtülmesi lazım. Evet, Allah'ın emri. Ben bunları şey yapayım. O diğer şeylere hiç dokunmayayım. Hiç onları bahsetmeyeyim. Niye? Niye? Hayırdır? He? Kur'an'da kamu malından çalmanın evet, zarar olduğu, günah olduğu vesaireden tutun. Yüzlerce ayet var. Tabii. Niye bunların, tabii, neden bunların hiçbiri söylenmiyor? Bak şimdi bu olmaz. Olmaz. Bir de Türkiye'de şöyle bir gelenek, şöyle bir yapı oluşmaya başladı. Sen bir şey söylüyorsun. Ya arkadaş, biri konuştuğu zaman hakikati mi söylüyor, manipüle mi ediyor? Ona bakacaksın. Tabii. Sen biri söylediği zaman şuna yarıyor, buna tabii, yarıyor diye bakılmaz. Tabii. Bu insafsızlıktır, bu vicdansızlıktır, bu zulümdür, bu gayri ahlakidir, bu gayri dinidir. Bir şey doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Bu böyle bakılır. Tabii. Bu bana mı yarıyor? Ona mı yarıyor? Şuna mı yarıyor? Şimdi böyle bir anlayış olmaz. Olmaz. Gayet. Bu insanın, partilerin kendi kendisini imha eder. Tabii. Bu kabul edilemez. Çürütüyor bir de. Burada onu da ekledim. Şimdi burada bahsettiğimiz oyun teorisi kapsamında bahsettiğimiz bu karakterler, yani bir tarafın taraftarı gibi görünüp, mesela iktidarın taraftarı gibi görünüp de aslında oraya zarar veren, buna böyle isimler var. Yani bunlarla ilgili çok örnekler verebiliriz. İsim verip de yani olayın asıl bağlamından, özünden kopmasını istemiyorum. Yoksa çok isimler verebiliriz. Bunların hepsindeki evet, arşiv kayıtları evet, da hepimizde var. Şimdi bunların da bu rolleriyle bu şekilde davranarak iktidarın destekçisi olan, seçmeni olan ya da oraya yakın olan kimselerin iktidarın yanlışlarını düzeltmesi için yapıcı eleştirilerini bloke etmek gibi bir ters bir manyel yapan bir görevleri de var. Bu tür bu tür kimselerin. Bununla ilgili detayları biraz sonra reklam arasından sonra konuşacağız. Bunlar sadece troller değil, medyadaki televizyon ekranlarda gördüğümüz kimseler de
öyle bir noktaya getiriyorlar ki bir noktadan sonra, bir aşamadan sonra yasaklı listeleri meydana çıkıyor. Bu yasaklı listeleri tutanların kimler olduğunu, kimlere nasıl yasaklar koyduğunu, hangi listeleri oluşturduğunu, nasıl uygulamalar yaptıklarını hemen gireceğiz. Hemen gireceğiz. Evet. Bunlarla ilgili sıcağına bir böyle bir damardan bir dalacak. Tamam ama reklamdan sonra onu yapalım. Bununla ilgili elimizde çok ciddi kanıtlar var ve biz gazeteciyiz. İşimizi iyi yaparız ve gazeteci olmayanların ama gazeteci geçinip de medyada söz sahibi olanların bu mesleği çürüttüğü tartışılmaz bir gerçek. Evet sayın seyirciler, şimdi bir reklam aramız daha var. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız ve Talat Atilla'nın söyleyecekleri var. Evet efendim. Perde arkasında yeniden birlikteyiz efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim sevgili Talat Atilla. Bu medyadaki kompartımanları konuşuyorduk ve orada aslında birçok kişinin karşıt gibi görünüp aynı çerçevede aynı yere çıktığını, aynı adrese çıktığını söylüyorduk ve bu arada da medyada çeşitli yasaklı listelerinin her iki taraflı olarak dolaştığını, uygulandığını biliyoruz. Senin bu tabi medya konusunda uzmanlığın dillere destan. O yüzden o yüzden bunu da konuşalım istedim. Vallahi kişisel olarak yasaklı olmaktan çok mutluyum. Evet. Yani şeref madalyasıdır bizim için. Şeref madalyası, evet. Bir onur madalyası olarak taşıyorum. Çünkü ya şöyle bir şey var. Şimdi mesela birisi senin kendisinin eleştirilmemesini ya da eleştirildiği zaman bundan böyle bir rahatsızlık duyması, bir telaşa kapılması, bir kere bu bir özgüven rahatsızlığıdır. Yani burada bir problem var demektir. Tabii. Burada burada bir eksiklikten eksikliği de aşan kardeşim benim korktuğum çok şey var demektir. Neden eleştirilmekten bir insan rahatsız olur? Bak, iftira başka bir şey. Tabii. İftira, eleştiriden bahsediyorum. İftira yapıcı başka bir şey. Eleştirirsin, evet. Subjektif. Dersin ki arkadaş bak burada hata yapıyorsun, burada şey yapıyorsun. Yani şimdi düşün ya, bu kadar masum bir şeyde ne var yani? Bunu demekte ne var? Ya ben bu başkanlık sistemi, evet bu parlamenter sistem hantaldır, revize edilmelidir. Ama bu başkanlık sistemi Türkiye için uygun değildir. Diye yapıcı bir eleştiri yaptım defalarca. Bundan önceki. Yaptım yani, biliyorsun. İşte Habertürk'te, yıllardır, şurada burada da. Ya bunun için yapmadıklarını bırakmadılar ya. Nedir bu ya? Linç ediliyorsun hemen. Ya nedir bu arkadaş ya? Nedir? Nedir bu? Şimdi bu saldırganlık bu biraz böyle mafyatik bir duygudur. Çünkü mafya babaları korkaktır. Mafya babaları korktuğu için saldırırlar zaten. Hani birileri mesela mafya babalarını cesur zanneder. Hayır kardeşim. Onlar korktuğu için saldırıyor. Yani bana birisi saldırmasın diye. Evet. Tamam mı? Şimdi Türk siyasetinde belki de 50 yıldır böyle bir mafyatik bir psikolojiyi olgunlaştırmaya çalışıyorlar. Yani hemen kızma, vurma, etkisizleştirme, iftira atma, bilmem ne falan. Tamam mı? Sen konuşma. Evet. Sen konuşma, eleştirme. Ne olacak peki? Teşbit hata olmaz. Bir fırıncıya diyorsun ki sen ekmek çıkarma diyorsun. Yani ne yapacak yani? Evet. Ne diyecek bu insan? Ona işini yapma. Hakaret ediyorsa, bir nakısası varsa sen onu mahkemeye verirsin, düzelttirirsin. O da eğer onurlu bir insansa pardon der, şu der, bu der falan filan. Ama ha bu yalnızca iktidar için mi geçerli? Bak muhalefet için de aynı şekilde. Bak muhalefette de şöyle bir kurnazlık var muhalefette de. Şimdi böyle çıkıyorlar böyle ucuz kahramanlık, her biri kendisini böyle bir köroğlu zannediyor. Böyle
Hani Bolu Bey'le karşı savaşıyor. Bir Köroğlu rolü bürünüyor kendisinde. Niye? Çünkü muhalefet bir psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Yani işte sosyal medyada ele geçirdi vesaire falan filan. İşte bak mesela çok basit bir şey. Türk medyasının %80'i iktidardaydı. İktidarda mı? Evet, doğru. İktidarda. Kime çalışıyor? Peki. Evet. Ondan önceki bir soru var. Yahu %80 iktidardaysa bu %80 oranına ulaşmış medya niye etkisiz? Tabii. Bu sorunun bana bir yanıtını versin. Var mı? Var mı? Çünkü evet. Ha? Neden? Etkisiz olmaya ayarlı bir sistemden bahsediyoruz. İşte oyun teorisi de neden oraya etkisiz geliyor. O zaman? Tabii. Neden etkisiz? Biri çıksın o zaman. Tabii. Bunu izah etsin. Diğer tarafta da şöyle bir kurnaz var. Hemen böyle herkes bir ünlü olayım işte efendim şunu dedim bak buna da böyle laf geçirdim onu bilmem ne yaptım falan filan. Bir kuru gürültüyle giden bir süreç var. Bak mesela iktidar yanlışlar yapmıyor mu? Dolu yapıyor. Hı. Dolu yani. Dolu ya. Bir şey söyleyeyim mi? İktidarın son dönemi var ya 7-8 senedir hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Yatacak yeri yok ya. Ama bak muhalefet de ne yapıyor? Muhalefet de çok büyük işler yaptığı için bir güç odağı unsuru olmadı. Israrla söylüyorum. Bak büyüyen muhalefet partileri siyaseten durdukları yerde obezleşiyorlar. Durduğu yerde. Aa, şu konforlu alana bak Tamer. Evet, aynen. Konforlu alana bak. Şimdi diyelim ki bir anket yapılıyor. Ankette eksik çıktın. Ha var burada bir problem. Ya bizde var mı acaba ya? Bir bak bakalım ya. Bu nasıl bir mekanikleşmedir arkadaş? Yani bu nedir yani? Bu kadar eleştiriye tahammülsüzlük. Ya bu nereden çıktı ya? Nereden çıktı bu ya? Yani hangi duygu yönlendiriyor? Hangi dip dalga, hangi şuur altı bunu yönlendiriyor? Ben son dönemde özellikle hiçbir iktidarın kendisini bu kadar açık açık imha ettiğine denk gelmedim. Son Cumhuriyet tarihi boyunca. Böyle yavaş yavaş dilim dilim ha. Dilim dilim. Her bir olay oluyor tak kontürden gidiyor. Kontürden gidiyor. Ya arkadaş. Bir iki tane veya hadi taş çatlasın üç tane siyasetçi var ya koskoca iktidarda. Diğerleri siyasetten falan anladığı yok. Peki siyaset kiminle yapılır? Siyasetçiyle yapılır. Siyaset bürokratla yapılmaz. Siyaset dağı, taşı, bayırı, tarlayı bilenle yapılır. Mesela atanmış bir isim siyasilerle polemiğe girdiği zaman burada bir problem var demektir. Siyasi partinin temsilcisi diğer siyasi partiyle cevap verecek. Onunla bir mülakaşa varsa o yürütecek. Ama şimdi bir atanmışlık seçilmiş de şöyle karıştı. Şimdi atanmış, şimdi zaten milletvekilleri de atanmıştır. Yani milletvekillerini şöyle koyduğun zaman zaten milletvekili çıkıyor. Şimdi mesela diyelim ki birisini bakan yaptın. Ona da mesela işte atanmış falan. Yok, daha geniş bu çok yanlış bir şey. Bu değerlendirmeyi yapanlar açısından. Şimdi kardeşim sen siyaset bilmeyenlerle siyaset yapıyorsun ya iktidar. Bunu görmüyor musun ya? Yapıcı eleştirileri bloke eden tam da bu mekanizma olabilir. Bunu görmüyor musun evet. ya? Evet. Bana o zaman birisi şu Bakanlar Kurulu'nda 5 tane siyasetçi saysın ya. Tarlada izi olan ama. Yani siyasetçi saysın. Birinin sektörü bilmem ne. O birinin bilmem ne. Şu, bu. Ha bu sistem şöyle bir yanıt verilebilir. Efendim ya ne konuşuyorsun sen arkadaş? Bu sistem şeye göre tasarlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemine göre şey yapıldı. İşte oraya onlar gelecek. Zaten sekreteri kabul etmedi sistem bunu. Bunu kabul etmedi. Atı bakan ya. Sen bu adamı kukla yapabilir misin? Böyle bir şey olabilir mi?
Mümkün değil. Ve gelen bakanların %80'i halkla zinhar bağı yok. Yok. Yahu danışmanlar telefona çıkmıyor ya vatandaşın. Danışmanlar. Bu danışmanlar çok tehlikelidir ha. Danışmanlar. Telefona çıkmıyorsun. Halktan kopuyorsun. Ondan sonra da anketlerde niye böyle çıkıyorum? Niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? Muhalefet ne oldu yani mesela? Muhalefet ne yaptı da büyüdü? Hayır bak bu işin tılsımı da şu var Tamer. Muhalefet bir şey yaptığı için değil. İktidar eksiklik ve yanlış yaptığı için otomatik bir muhalefetin büyümesi var. Henüz daha muhalefet belki yapacaktır siyaseten başarılara imza atacaktır. Var tabii hani bazı yaptığı önemli şeyler. Ama düşün mesela şimdi bir yeni kurulmuş bir siyasi parti, mesela İYİ Parti yeni kurulmuş bir siyasi partidir. Bugün 16 ile 19 arasında tahmin ediliyor. Benim de gördüğüm en az 15-16. Peki ne oldu da bu kadar kısa zamanda bir İYİ Parti ortaya çıktı? Ne oldu? Bu nereden oy aldı? Nereden oy aldı? Çok basit. Tabii. İktidar partisinden, MHP'den, merkezden, evet. Oradan, gayet buradan toplandı geldi. Evet. Peki kardeşim bir insan mesela bir araba bile çarpıştığı zaman araba bir olay yeri tespit raporu vardır tabii. Değil mi? Bir bakarsın kim nereden çarptı? Ne oldu? Bu neden oluyor diye fren araştırmış izine. Tabii. Fren yapmış mı? Fren patlak mı? Adamın ehliyeti var mı? Başlarsın. Tamam? Bir olay yerinde bir tespit, bir tutanak tutarsın. Olayı incelersin, bakarsın. Böyle olmuyor Türkiye'de. Şöyle oluyor. Sen adam gidiyor arabayı vuruyor, tosluyor. Oradan da biri ya tosladın arkadaş dikkat et bak yarın bir gün de arabaya değil adama çarparsın deyince bunu diyeni işaret ediyorlar. Bunu diyenin üzerine geliyorlar. Evet. Yani tespit yapanın, hata yapanın değil ha. İşte püf noktası burada zaten. Hata yapanın değil. Tabii. Tespitte bulunanın risktir. Herkes bilir. Konuşma. Hiç ne olacak? İşte Ajda Pekkan'dan konuş. İşte ne bileyim oradan konuş, buradan konuş. Risk alma. Yani o kadar aklımız yok mu bizim? Ama bu vatanı seviyoruz kardeşim. Ben hayatım boyunca hiçbir siyasi partinin tabanına yönelik tek bir eleştirim olmamıştır. Hayatım boyunca. Bütün siyasi partiler için geçer. Ben hep yöneticiler, yönetim kademesi. Tabii. Onlar çünkü o öyle inanmıştır, gitmiştir, oy vermiştir. Tabii. Onun takdirindedir o. Ona hiçbir şey demem. Yönetici. Buna diyorsun ki kardeşim bak burada hata yapıyorsun. Bak burada bu eksiklik var. Şimdi bak mesela ikaz alıyorsun, ikazı da görmüyorsun. Daha önce İktidar Partisi ikaz almadı mı Tamer? Azınlığa düşmedi mi Tamer? En 7 son... Haziran 2015 seçimi ilk akla gelen. Belediyeleri kaybetmediniz mi arkadaş? 2019'daki belediye seçimi. Kaybetmediniz mi? Ankara en yakın mi? Tarih tabii. Gitti. İstanbul, Adana, Antalya, Mersin. Ve seçilen adayların yanlışlığı daha ilk andan itibaren dile getirildi. Bizim tarafımızdan özellikle dile getirildi. Nasıl seçilen adayların? Ankara ve İstanbul için seçilen aday olanların iktidar açısından seçimi kaybetmekle sonuçlanacağını ikimiz de ısrarla söyleyenler arasındayız. Evet. Yani. Sen şimdi... Şimdi bu orada yapıcı eleştiri sonuç ortadayken ne kadar yapıcı ve haklı bir eleştiri olduğu ortaya çıkmıyor mu? Ya yapıcı eleştirirken şöyle elbette yapıcı. Yani iktidar açısından da muhalefet açısından tabii. da biz yapıcı eleştiri. Yani bizim işimiz iktidara danışmanlık değil. Yapmak değil. Ya da muhalefete değil. Muhalefete değil. Tabii. Yani biz gördüğümüz çünkü niye? Şimdi iktidar birinci derecede muhalefet ikinci derecede insanların hayatlarını etkiliyor Tamer. Biz de çağın tanığı gazeteciler olarak. Zamanın içinden geçiyoruz ve diyoruz ki arkadaş bak bu. Bunlara dikkat edilmeli. Ya sana ne kardeşim falan. Sana neyse görürsün gününü. Gördün mü daha önce? Gördün. Bir daha görürsün. Tarih niye tekerrür ediyor? Evet. Aynı yanlışı, aynı hatayı yaptığın için. Kibirlendiğin için. Kibir kainatın en büyük suçu değil mi kardeşim?
Şeytan bir kez kibirlendi bak. Halen dolaşıyor ortalıkta. Yani affı yok. Ya, kibir bu kadar bu kadar büyük suçken bu nasıl bir şeydir ya? Bu nedir bu ya? Bu nasıl acayip bir kibir ya insanlarda ya? Yani bir bulaşıcı hastalık gibi ya. Yani bir danışmandan tut, bakan yardımcısından, bakandan, belediye başkanından bilmem ne. Bu nasıl bir şeydir ya? Bak, seküler anlamda bir insanlık suçudur. Dini referansla baktığımız zaman da en büyük günahlardan birisidir. Sen kime kibirleniyor ya? Sen kime kibirleniyorsun kardeşim? Ayette ne diyor? Sen ne yeri yarabilirsin, ne göğü delebilirsin. Öyleyse diye böbürleriz. Evet. Ya ölüm yok mu ölüm arkadaş? Ha, üç günlük dünya. Ölüm yok mu? Bugün varız, yarın yoruz değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı olsan ne olacak? Ana muhalefet lideri olsan ne olacak? Dünyanın en ünlü gazetecisi olsan ne olacak? Ne olacak? Tabii. Üç günlük dünya. Nedir bu kibir? Nedir? Nedir bu? Veya bir şey olduğu zaman o parmak sallamalar nedir? Neyin nesidir yani? Tabii. Senin benden üstün olan ne tarafın olabilir ki? Ya da benim senden üstün olan neyim olabilir ki? He? Ün mü? Ün bir palavradır. Tabii. Bir insan yalnız olduğu zaman ünlü müdür? Bir odada kaldığı zaman ünlü müdür? Değildir. Değildir. Dışarıya çıkıldığı zaman, aa falanca dediğin zaman. Niye? Çünkü ün bir yakıştırmadır. Yakıştırma. Senin para pul dediğinde bir kağıt parçasıdır. Ve nihayetinde ömür sınırlıdır. Yani insanın elbette bütün amaçları, hani emel olarak, ruhi olarak bütün arzuları bir ebediyete uzanır. Ebediyete, ebediyet ister. Çünkü bilinç bilmese bile şuur altı insanın tabii ölmeyeceğini bilir. Tabii. Beden ölür, tabii, ruhlar ölmez. Bilir. Peki bu enaniyet nereden çıkıyor? Bu kibir nereden çıkıyor? Şeytandan çıkıyor. Şeytandan çıkıyor. Şeytan diyor ki, yalnızca ruhun değil, senin bedenin de ölmeyecek diyor. Baba şeytanın sağ taraftan gelmesine bak. Evet, bu medyada da bu tabir üzerine bu kısmı tamamlayalım. Benim medyadaki bu ters manyel, yani oyun teorisi kapsamındaki benzetmelerimden bir tanesidir bu. Burada aynen şeytanın sağdan yaklaşması örneğinde olduğu gibi karşı cephedeki bir organizasyon bu tarafı belirliyor. Tam kendisiyle zıt gibi görünen tarafı belirliyor ve oradaymış gibi görerek orayı yönlendiriyor ve yanlış yapmasına neden oluyor. Yani tüm oyuncular aynı ekipten, sözde kendi rakibinize karşı oynuyorsunuz. Muhteşem bir kriptolojik kurgu dediği Mete Gündoğan'ın bununla da örtüşüyor. Şimdi bu medya konularını daha sonraki programlarımızda da devam edeceğiz. İzleyicilerimiz ve şiirle ilgili... Kaç dakikamız kaldı ki? Azaldı mı vakit? Evet. Yapma ya. 20 dakikamız kadar bir süremiz var. O süre içerisinde bu bölümlere geçebiliriz sevgili Talat. Evet. O zaman şu isimleri denk geldiğimiz kadarıyla şey yapalım. Lami Arslan, Türkan Atilla, Ahmet Ölmez, Gizem Ak, Hilal Büyükkaya, Yiğit Subak, Serdar Büyükkaya, Seyhan Büyükkaya, Ali Ak, Dilek Ak, Evrar Ak, Eyüpcan Ak, Deniz Efe Tutkun, Hatice Tutkun, Metehan Demir, Yalçın Edaviye, Aysu Özdoğan, Mansur Özdoğan, Mahmut Özdoğan, Feyza Nur Küçük, Songül Arslan, Ali Zeynep, Talip Kul, Levent Aşırı, Mete Öz İkinci, Doktor Mahmut Koçak, Adnan Küçük, Ümit Aydın, Tunay Demirtaş, Nurettin İcik. Buradan birçok sosyal medyada şey var, onların hepsini göremiyoruz. Olabildiği kadar, evet. Helal etsinler. Şimdi kaç dakikamız kaldı? Nedir? Son durum nedir? Yani olayı bir şey yapalım. 20 dakikamız var, evet. Şiir de olacak. Ha. İki şiirin olacak değil mi bu arada, söyleyelim? İki şiir olacak da iki şiir 20 dakikayı kurtarmaz. Yani onu söyleyeyim. Tabii ki. Biz tamamladık mı şeyleri? Evet, yani bunları şu tamam. Anda... şey yapabiliriz. Olsun. O şiir öncesinde şiirle veda edeceğiz zaten. Ondan şimdi değerli tamam, sen biraz bugün az konuştun. Biraz da ben sana tabii, soru tabii, sorayım. Tabii gayet. Şimdi e,
Seni Türk siyasetinde en çok rahatsız eden, irite eden, yani yılların gazetecisisin. Nedir? Yani bu hem iktidar açısından hem muhalefet açısından geçerli. Yani neden rahatsız oluyorsun Türk siyasetinde, Türk medyasında? Neden tüylerin diken diken eden şey ne senin yani? Ne seni olmaz bu kadar kardeşim dedirtiyor yani? Şimdi buradaki temel konu Türkiye'de mesela tartışılan konuların yani çok fazla yoğun gündemi olan bir ülkeyiz biz. Yani biz bir Norveç falan değiliz, bir Finlandiya falan değiliz yani. Bu çok yoğun gündemler, siyasi gündemler. Şükür değiliz diyormuşum ben de. Hani şey anlamında ama ekonomik anlamda değil de hani evet. Şey anlamında. Şimdi bu konuların Türkiye'de insanın hayatını birebir etkileyen bütün konular için söylüyorum bunu. Bunların tartışılıyor gibi zannettiğimiz konuların derinlemesine hiçbir şekilde tartışılmadığını söyleyebilirim. Bu problem hem siyaset... Özellikle mi yapılıyor? Bunu özellikle karartma mı yapılıyor? Yani, tam olarak bu işte. Yani sistem gerçeğin üzerine örtmek için onu boğuyor mu yani? Aynen öyle sevgili Serhat. Bu hem medya... Peki niye insanlık... Neden insanlık bu hakikate bu kadar düşman? Yani neden rahatsız ediyor? Hakikat neden insanı ürpertiyor? O zaman... Yani hakikat çıkınca o zaman maskeler inecek ondan mı? Tabii ki o ondan. O telaş... Tabii ondan. Yani temel nedeni bu mu? Maskeler inecek o zaman kişi ya da gruplar orada... Partiler de dahil, medyada dahil. O zaman bulundukları yerleri koruyamayacaklar. Hmm. Oraya bir menfaat alanı yani olmaktan mesele, çıkacak orası. Mesele bu dünya şey biraz şeye mi kilitlendi? Biraz değil de işte para, makam, işte bilmem tabii ne bilmem bunlar, ne diye tabii, devam eden tabii, bir tabii, gayet şeye kilitlendi. Bunlar öncelendi, gerçek hep göz ardı edildi. Bizse sen de ben de Asur atasözünde... söylenen, şimdi onu söyleyeceğim, söz çizgisinde gazetecileriz. Bağımsız gazetecileriz. Eğilip bükülmeyiz ve hiçbir zaman bunu yapmadık, yapmayacağız. Allah'ın bizim karakterimiz bu. Şimdi Asur atasözü diyor ki, sen gerçeği söyle, isterse gökyüzü delinsin. Şimdi bu bir duruştur. Bir de bunun karşısında olan sürekli olarak böyle hani dön baba dönelim tarzında bir anlayış var. Bu iki kategori gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi biraz önceki şeyi yani neden arzın merkezine seyahat edilmiyor konusuna güncel bir örnek vermek istiyorum. Çok iyi bir konu açtın. Benim de hemen çağrıştırdı. Şimdi biz neyi tartıştık mesela? Siyasal cinayetleri tartıştık değil mi? Evet. Ben bu anlamda ortada kuyu var yandan geç mi yapmışım yoksa arzın merkezine mi seyahat etmişim? Bugünkü yazımı mesela okuyanlar bunu görebilirler. Buyurun bu konuları tartışmaya cesaretiniz vardı diye. Evet. Her iki kesime de söylüyorum. Bütün kesimlere söylüyorum. Veya bütün insanlara söylüyorum. Bu neden? Çünkü biz aynı delikten bir kez daha sokulmamalıyız. Ders almalıyız geçmişte yaşadığımız çarpıcı ve dramatik olaylardan. Şimdi ben bunu yapmışım, ben bu vazifemi yapmışım ama sadece bu gündem olduğu zaman yapmamışım. Ne zaman yapmışım? Onlarca defa yapmışım. O yüzden burada rahatlıkla konuşabiliyorum. Keza sen o yüzden bu rahatlıkla konuşabiliyorsun. Şimdi bir de olumsuz bir örnek var. Onu söylemem gerekiyor. Neden? Çünkü bu kişi, bu ismini vereceğim kişi Güneri Civaoğlu. Yani Güneri Civaoğlu'yla sadece dünyada değil, Mars'ta dahi her yerde, uzayda her yerde tartışabiliriz. Yani Ertuğrul Özkök'ü nasıl çakmadın şu dakikaya kadar ya? Şey, hayret ona, yani. Ona geleceğim. ama neden Güneri diyorum? Çünkü neden? Ertuğrul Özkök'ten önceki medya baronu Güneri Civaoğlu. Yani Ertuğrul Özkök'ün hocası, ağababası, tabii, hocası diyorsun. Kendisi söylüyor zaten, bizim gurumuzdur diyor. Yani bizim büyük üstadımız demek iyi yemek yapıyormuş. Yani hayır şey o yapıyormuş. Guru, şimdi guru çok daha geniş manada. Hem akıl hocalığı var, hem ona karşı yani hem onun hazcılığı, hedonistliğini çok seviyor, hem gazetecilikte. Hedonizm anlamında mı özellikle söylüyor? Hem o anlamda söylüyor ama aynı zamanda... Nasıl yani hedonizm derken ne yapıyor bunlar yani nedir olay? Yani ya? Şimdi, tam şey yapamadım. Evet. Bununla ilgili ayrı bir program yapacağız sevgili Talat. Bu hedonizmle ilgili pizza geyte kadar gidecek. Pizza geyte kadar gidecek yani. Ama şey yaptığı zaman hani muhataplarını da
telefonda davet edelim, konuşalım. Hani tek taraflı da olmasın. Ama tamam yani. Ama biz biliyorsun tek taraflı ya bu mesela bunu ismi verdiğimiz zaman herkesin bir cevap hakkı olduğunu ve bunu bağlanma konusunda. Direkt bağlayalım bu sefer abi, diyorum yani. İstedikleri zaman konuşabiliriz ama sen de biliyorsun ki ben yıllardır bunları tartışmaya davet ediyorum. Yani spesifik konular vererek bu isimleri yıllardır tartışmaya davet ediyorum. Kaçıyor. Ama gelmiyorlar. Evet, her zaman tartışırız. Yani deniz altı şeyde de yani suyun altında da tartışırız. Evet, yani, havada karada diyorsun. Havada karada her yerde, demir yolunda her yerde tartışabiliriz. Şimdi. Evet. Örneği verip burada sana şehir için kaç dakika uygun senin için? 7-8 dakika. 7-8 dakika. Ona göre ben de şey yapayım. Şimdi bugün Güner Yüceboğlu'nun Milliyet'teki yazısına baktım. Ve orada işte Abdü İpekçi'nin fotoğrafı var. Siyasal cinayetleri hatırlatıyor 80 öncesinde. Ve bir de 90'lı yılların başından itibaren Laik Aydın cinayetlerini hatırlıyor. Ama bunu tamamen yani şeyde görsünler. Yani bu konuyu da hassasmış gibi yapıyor. Çünkü yazının içi bomboş. Hiçbir şey yok görecek okuyanlar. Evet. Arzın merkezine seyahate geçtim. Teğet bile geçemiyor. Şimdi bunu en çok yapması gereken kendisi ve şöyle söylüyor. Diyor ki bu konularda keşke diyor bu demokrasi şehitlerimiz diyor. Onlarla ilgili belgeseller yapılsa da kamuoyu aydınlansa diyor. Günaydın. Günaydın. Ama öğleden sonra değil. Yani gece artık yani. Günaydın gece. Şimdi neden böyle diyorum? Şimdi madem siz bu kadar medyaya hakimsiniz, Ertuğrul'dan önce Güner Yüceboğlu vardı. Hı hı. Televizyonlar sizin, medyalar sizin, bu zamana kadar uzun yıllardır hepsinin. Neden bunları yapmadınız? Neden bu suikast yani onlarca büyük suikastla ilgili olarak bu belgeselleri ya da bununla ilgili yayınları neden yapmadınız? Elinizi tutan mı vardı diye soruyorum. Şimdi gündemler yoğundu belki. Yani şimdi burada siz bunların açığa çıkmaması için, bunların arka planlarının açığa çıkmaması için bunu yaptınız. Bu gayet açık. Tek bir örnekle 12'den vuracağım müsaadenle. Evet. Şimdi Güner Yüceboğlu orada işte siyasi suikastleri anlatırken Abdi İpekçi olayını 1 Şubat 1979'daki Abdi İpekçi suikastini örnek veriyor. Peki sen o zaman Antalya'da tapu müdürü müydün Güner'i? Neden? Çünkü Güner'i o zaman Tercüman Gazetesi'ni yönetiyordu. Bir sosyal demokrat olarak sağcı milliyetçi bayrak sallayan bir gazeteyi yönetiyordu. Ve ajitasyon yapıyordu. 1 Mayıs 77 katliamından önce ve sonrasındaki yayınlarla ajitasyon propaganda yapıyordu. Abdi İpekçi suikastını perde arkasına herhangi bir şekilde bir seyahat etti mi Güner Yüceboğlu? Tercüman yayın yönetmeni olarak. Hayır, asla. Ne o zaman, ne ondan sonra, ne bugün. Hiçbir zaman seyahat etmedi. Ya o yüzden bunların iyi hal kağıdı yok. Ama ne yapıyorlar? Yine üste çıkıyorlar. Hassasmış gibi yapalım abi. Evet. Yani bunu oynuyorlar. Olay yerinden bildiriyorum tabii, diyorsun, tabii, değil mi? Aynen öyle. Buyursunlar, davet ediyorum. Güner Yüceboğlu, Ertuğrul Özkök veya Alay'ı veya hepsi. Bütün hepsi yani. Yani onlarca gazeteci hepsi alsınlar. Yani bütün yanlarında kim varsa, yetiştirdikleri, yetiştirmedikleri ne kadar varsa hepsine karşı tek ben bir çıkalım yani. Çıkalım buyurun, hodri meydan bakalım. Duymuşlardır. İster yani onlara yani. Bunları yetiştirecek adamlar vardır bakalım. Buyurun bu kadar açık davet yapılır mı? Bak ben burada söylüyorum. Çok açık, Allah var yani. Gayet açık, gayet açık yani. Onun için siz bütün medya bu zamana kadar elinizde olmuş, hep sağlı sollu. Bir şekilde yönetmişsiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki keşke bunun belgeselinde filan yapsalar filan. Ya siz bunları bilinçli olarak yapmadınız. Sen Abdi İpekçi suikastinin arka planını o zaman Tercüman Gazetesi'nde aydınlatmamakla aydınlattı malum Güner Yüceboğlu. Evet. Ama Milliyet Gazetesi'nin kendisi bile aydınlatmadı. Bunu biliyoruz, okuduk o yılları. Mücbir bir nedeni mi vardı? Tabii ki mücbir bir nedeni var. Onu zaten bu zamana kadar çok anlattık. Bundan o dönemde bile rahatsızlığını belirten birisi var. Rahmetli Uğur Mumcu. 27 Kasım 1979 tarihli yazısında Milliyet Gazetesi'ni ayıplıyorum diyor. Yani bu İpekçi suikastinin arka planına seyahat etmediği için. Tabii. Evet. Ve sonuç ortada. Evet, evet. Evet, benden bu kadar sevgili Talat. Evet. Artık şiire geçebiliriz herhalde. Tamam, peki. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz.
Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Son olarak Özdemir Asaf'ın Lavinia. Evet, Lavinia. Şimdi akan sular durdu. Burada bir duralım ya. Tadatatile ne yapıyorsun? Müthiş. Evet. Ben de çok severim bunu. Müthiş ya. Lavinia. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Evet. Özdemir Asaf'a tekrar yad etmiş olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir miktar daha vaktimiz var galiba, öyle görünüyor. Sen bu bir miktarı da Ertuğrul'a mı diyorsun? Yok, hayır. Ona artık o diyorsun yani. Yeter diyorsun. Çünkü onu tercih etmemizin nedenlerini izleyicilerimiz daha önceki programlarımızdan biliyor. Evet. Bunlar belli yerleri tutan asıl vazifeleri, asıl pozisyonları medyadaki bilindiğinden farklı olan kimseler olduğu için bunları case study, örnek olay olarak seçtik. Evet, burada bitiriyoruz. Evet, Edirne'den Kars'a, Venüs'ten Mars'a, her kim nerede varsa kendine iyi baksın. Bizi izledikleri için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sevgili Talat. Evet sayın seyirciler, Perde Arkası bu hafta da burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta buluşabilmek dileğiyle iyi geceler efendim.